Efendim Beyaz TV ekranlarına kırmızı beyaz futbola hoş geldiniz. Aslında bugün çok da hoş gelmiyoruz. İlk programda. Bugün açılış anne. maçında burada ırmağın akışını ölürüm Türkiye. Hmm. Memleketin bir başkadır şarkılarıyla aslında Giderken. çok mutlu Bak ben mesaj... bugün karalar bağlamış, Ağırmıştım. siyah giydim. Ancak... Sen yine kırmızını bozmamışsın. Ben doğru bozmam. Bugün Bayrağımı taşırım. Siyah. Aynen öyle. Değişler birliği olduk bugün. Siyah. Biz yine <laughs> milli takım olalım ama sen birazcık bugünkü mağlubiyetle ilgili Aa. olarak iç ruh ...hayetini yansıtmak istemişsin evet, ve aynen. siyahlara bürünmüşsün. Aynen öyle. Yaptım. Şimdi hoş geldiniz diyelim. Ee, bugün Portekiz mağlubiyetini konuşacağız. Çok. Zaten kağıt üstünde aslında ne olacağı belliydi. Bizden üstün favori bir takım vardı. Tamam evet. zaten bundan 15 gün önce konuşsak... ...kim kime ne yaparı yine, buraya gelene <laughs> kadar ne yapsak diye... ...Portekiz zaten bizi yenebilirdi ama yenmek var yenmek, yenmek var. Bak. Yenilmek var, yenilmek evet. var. Hani bir Aynen. adabımızla evet. yenilseydik Çok bir olsun. o yediğimiz goller o kadar dalga geçirecek ölçüde olmasaydı ya. biraz konsantre çıkabilseydik. Yani benim gördüğüm. Er ne dedim geçen sefer Samet'in dedim gerçek imtihanı bu bak Samet hakaydınız. Samet'in değil. Hepsi. Bütün. Ben hepsini. değil. Bütün Türkiye övdü. Abil canım hayatım. Çünkü... Bir şey demiyor. Ben seni tenkit etmek istemiyorum. Hayır. Beni tenkit etti de de senin bana söylediğin yönlendirdiğin şeyi ben genel anlamda açıyorum. Sameti tüm Türkiye övdü. Evet. Çünkü övülecek hareketler yaptı. Samet Gürcistan maçına çok konsantre çıkmıştı evet. ve bizi ipten alan kafa vuruşuyla da zaten o maçı kazanmamıza çok büyük bir etkisi oldu. Onu konuşmuyoruz. Maç maç gidiyoruz ya. Peki ben sana sorayım. Samet'in kendi bıraktın. kalesine gol attı. o an Hande Sarıoğlu ne yaptı? E ne yaptık yani? Saçımızı başımızı yok Çok oldu değil mi? Sesimiz kısıldı. O nasıl bari, bir gol Zan. yeme abi? O Onu nasıl da yemezsin? bir gol ya Ama ya şimdi Euro orada... 24'te bölgesel amatörde yenecek golü yedik Handecim. Bölgesel amatörde Altay da suçlu, kalesini boş bıraktı. Samet de suçlu. Abi kendi kalecine bakmadan Öyle bir oraya top atılır mı ya? Kendi kalecine bakmıyorsun. Kaleye bakmadan geriye top atıyorsun. Nerede yapıyorsun bunu? Euro 2024'te yapıyorsun. Kime karşı? Portekiz gibi Ronaldolu takıma karşı yapıyorsun. Bir de biz Ölgesel burada bölgesel amatör mü burası ya? Bir de biz burada Gürcistan maçı sonrasında ne konuşmuştuk? Aynen. Dedik ki Hepsi Portekiz oluyor. maçını konuşurken Portekiz maçı bir vitrin maçı dedik. Yani hepsini söyledik. Bütün aynen. futbolcular buraya kendini daha iyi göstermek için daha konsantre çıkmaları gerekiyor dedik. Çünkü dünyanın gözü bu maçta olacak. Portekiz'i herkes izlemek isteyecek. Karşısındaki rakibi Türkiye'nin her bir Çok futbolcusu da olduk. vitrine çıkıp kendini... al Nasıl gösterdiniz kendinizi? Berbat gösterdiler. Şimdi rezil tek tek milli takımın her bir futbolcusuna birden ona kadar bir numara versen performansı için. Beş alan bir tane futbolcu bana sayar mısın? Bak ama şimdi bizim genç futbolcularımızdan önce tek tek ben sana başka bir şey saymak istiyorum. Anneciğim. Bir, altı ay bayındır kendi takımı Manchester United'da bir maç oynadı. Bir maç. Şimdi milli takım nedir? Herkes şunu söylüyor. Eski futbolcular, antrenörler. Kardeşim milli takım o anda en hazır futbolculardan kurulması gereken bir takımdır. En hazır futbolcu. Altay Bayındır bir maç oynamış. Hatırlıyor musun senle biz tartıştık ve sosyal medyada çok izlendi o. Uğurcan Çakır konusu. Evet. Ben ondan söyledim. Sen de çok iyi niyetliydin. Mert Günok devam etsin istedin. Başarılıdır Asim diye. Ben dedim ki Uğurcan Çakır 28 yaşında bir de Trabzonspor'un tüm maçlarında oynadı. Zinde kaleci. Yani tüm kendi takımının tüm maçlarında oynamış kaleci var. Bir de Alday Bayındır Manchester'da bir maç oynamış. İki kaleci aynı olamaz. Şimdi bizim sürekli oynayan takımında banko oynayan oyunculara ihtiyacımız var. Bizim takımında banko oynamayan doğru düzgün oynamamış oyuncuları toplarsa bir form düşüklüğü ister istemez oluyor. Altay'ın bugün ilk yediği golde hatalı. Hatalı. İkinci yediği golde hatalı. Üçüncü Aba ilkinde. Üçüncü yersin. Üçüncü Eci de defans evet. attı komple yani, hatalı. İlkinde Yunus yine gitti Bekir'i takip etmedi. Yunus Hakkı'nın huyudur bu. Bekir'i takip etmemek gibi bir huyu vardır bunun. Bir Yunus Bekir'i takip etmedi. İkinci golde Üçüncü golde Zeki, e, ikinci golde Zeki, değil, Zeki, Zeki bozdu. Üçüncü evet. golde değil mi? Zeki, üçüncü golde. Zeki offside bozdu. Christian gol zaten bölgesel amatörde yenmeyecek. Kepazelikte pozisyon bitmiş. Ya Samet Akaydın nasıl futbolun fundamentalına aykırı, nasıl o bir şeyi verirsin? Ben inanamıyorum hala. O bir kaza maza değil. Kaza nedir biliyor musun? Topa vurursun, ters çarpar. Tam ileri vuracakken ters gider. Ya da ıskalarsın. Öyle değil. Bayağı biri kalesini boşaltmış. Temel kalecilik bilgisinden yoksun. Dal geçiyorlar zaten. Ben şimdi gelmeden Sky Sports'a falan baktım yani İngiltere'de. Dal geçiyorlar. Dal geçiyorlar. Ya yani Türkler böyle ya. diyorlar ki bu kadar yetenekleri, bireysel yetenekleri olan bir takım gidiyor bunu yapıyor. E peki Montella'ya gelelim. Hayat. onu söylemek Montella, istedim. Montella ne biçim açıklamalar bunlar? Benim şahsen şu an Evet. 100 de kaldı. İki dakika dur, iki dakika dur, hızlı hızlı gidiyoruz. Bir, bir dakika. Bak tamam, bakma. dur. Estağfurullah. Şimdi He, Montella dedin, Samet dedin, tek tek gidelim, karmaşık kurmaşık olmayalım. Haklıs, haklıs. Adım adım gidelim. Şöyle gidelim. Şimdi bu kadro ilk açıklandığı zaman zaten yeterince eleştiri aldı. Kim aldı? Tabii ki teknik direktör Montella aldı. Aynen, bir aynen. Montella'dan başlayalım çünkü başlayalım. bu maç kime yazar? Montella yazar. Şey, Montella yazarsa o zaman 1. Bir, bir Montella'yı alalım sorumlu bir basaya yatıralım. Evet, bir Montella Şimdi Montella'nın zaten çıkardığı 11 baştan sona kadar her türlü eleştirildi. Aynen. Biz neden Semih'i, biz neden Arda'yı, biz neden Kenan'ı izleyemiyoruz bu turnuvalarda dedik. Aynen, aynen. Şu anda maçın 11'i geldi ekranlarınızda gelsin Artı, efendim orada ABD görelim. Can, Hollanda'da hazır onu niye oynatmıyorsun? A, koy Şimdi, abi, evet. Arda ile ilgili basın toplantısında yapılan açıklama fecahtı, burada bir iletişim yorgun sorunu demek? var. Yorgun. Bu ne demek abi, yorgun. Şimdi Oraya giden bizim gazetecilerimiz de <laughs> sormak istediler, Altsın doldurmalarını istediler. Yorgun, ne yorgun? Hani 18 yaşında çocuk neyin yorgunu? Başka bir şey var burada bize başka bir konuyla. Şey ha? Hani istediler <laughs> ama asla ve asla bu, bunun hakkında konuşmak ise İki günden beri Arda'nın yorgunluğunu konuşuyoruz. Evet. Sonra peki maç sonunda nedendi? Arda'nın sakatlık riski vardı. Evet. Arda'nın sakatlık riski olabildiği için biz onu çek ya Çok maçına güzel. asıl bizim gruptan çıkma asıl. Tamam bizim bir maçına. Ezareti. Peki sen onu sakladın Arda'nın sakatlığı varsa da. Olacak Niye işte. 70. dakikada sen Arda'nın sakatlığı varsa gol da. Gole tardık diyor. Gole tardık. Bu şey çocuk sakar, sakat olabilir mi? Evet, Şimdi sakatlığı nüksedebilirdi ya e, almadım değil mi? Aynen, aynen aynen aynen. o zaman 70'ten niye atıyorsun bu çocuğu. Aynen. Tam bir rezalet. Çok tamam. doğru bir soru. Şimdi burada büyük bir iletişim sıkıntısı var. Bir an önce TFF'nin teknik direktörün bu konuya bir parmak basması lazım ve bu iletişim sorununu çözmesi lazım. Kesin. Basına, sağlıklı cevaplar vermeniz lazım. Ama orada da bizim gazeteci de tenkit edeceğim. Bana göre yeterince Yok, çok sorular sorduk. Kimileri sordu ama çok, orada arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Ha, Konuyla alakalı çok bilgi almaya çalıştık. Dedik ki Arda'nın dedik yorgunluğuyla. Bizim Ertem, Ertem orada muhteşem yorgunluğuyla çalışıyorlar. Yorgunluğuyla alakalı bize bir şey söyle ne var hani Yok, şey. sizin aldığınız bazı Hangi bilgiler vardır diye ben çok araştırmamı yaptım. Konuyla alakalı bir akşam saatlerine doğru Arda'nın böyle sakatlık riski olabileceği, adalesiyle ilgili sorun olabileceği konusu böyle birazcık gündeme geldi. Ama sen 70. dakikada 3-0 geriye düştükten sonra Arda'yı neden alıyorsun? Sakatlık Bravo. riski varsa neden alıyorsun? Bravo. Ne yapacak? 4 tane gol mü atacak Arda? Arda'yı neden alıyorsun? Montella'nın açıklamaları geldi ekrana. Teker teker okuyorum. 3 sayfalık bir açıklama. Evet, Bak şimdi. Açıklamayı söyleyeyim. İçinden geçe tamam. geçe gidelim. Ben kimi yerde dur diyeyim, yorulmayalım. Onu yapalım. diyorum. Aynen. Bak, hemen duruyorum mesela. Söyle. Fena bir maç oynamadık. Ya bu nasıl bir söylenir? Yani bir bak, bir bizim... Bak Galatasaray diye söylemiyorum, yemin ediyorum. Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarına bak. Bir de Montella'nın. Okan Buruk'un ne kadar analitik bilimsel açıklamalar. Hatta ben İsmail Kartal'dan özür diliyorum. İsmail Kartal'ı ben bu sene maç sonu açıklama ötürü çok, çok eleştirdim. Ya ha, İsmail Kartal Montella'dan çok daha düzgün, doğru, düzgün, analitik konuşan adam. Fena bir hocanı düşünmüyor. Bak. Devam edelim sen. Bu İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık bak tamam ilk 20 dakika bir şeyler yapabilmeye çalıştık iki böyle falan oynadık ama oynadık birkaç bir ceza sahası içerisinde girmeye çalıştık ama bizim ayaksız Kerem'imiz var. Evet. Kerem şimdi bir maç oynadığı zaman çok iyi oynayabiliyor eğer o performansını ve evet. konsantrasyonunu evet. sağlarsa ama çoğu maçta da gerçekten çok dengesiz oynuyor. Katılıyor. Alakasız oynuyor. Topu kontrol edemiyor. Ayaksız dememin sebebi bu. Kerem de Barış Alper de bekleneni vermedi. Vermedi. Ya. Kesinlikle Şimdi vermedi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun o Gürcistan maçında son dakikada attığı gol basın toplantısında Montella ile birlikte çıktılar. Kerem soruldu bu gol. Hı hı. Gol anında ne düşündün diye. Kerem kendisine bile şöyle tenkit etti. Ben dedi o golde dedi kendi başıma gole giderken dedi üç kez dedi, golü kaçırdığımı hissettim dedi. Evet, yani yani çünkü kendisi daha önce mi çünkü var. Kerem'in bu durumları Uzak var karşı yapıyor. karşıyalarda. Yani bir dengesizliği. O hani bu kafası kesik tavuk gibi böyle sahada evet, içerisinde evet, böyle evet. tam olarak kontrolünü sağlayamazsın tabii, tabii. ya. Kerem'in iyi oynadığı maç da var ama kötü oynadığı maçlar daha fazla. Onlardan Anne, bir tam, tanesiydi tam, bu. sana ek yapayım. Şimdi burada demin bizim arkadaşlar bile abisi Galatasaraylı oyuncuları da eleştirecek misin? Ya şu Fenerbahçe Galatasaray'ı bir geçerim ya. Ben gerçekten... Ya bıktım bunaldım. Şimdi Samet'le Altay'da benim aklımda ikisinin biri Panathinaikos'u biri Manchester United'lı ya. Benim aklımda onların Fenerbahçe kökenli olduğu yok. Ben Samet'le şeye çok kızgınım. Hatta o, o kadar kızgınım ki Allah belanızı versin. De tweet attım ama... Barış Alper de bekleneni veremedi. Kerem de bekleneni veremedi. Bu için Galatasaray Fener yok. Ayrıca bizim oyuncuların çoğu zaten yabancı takımlarda. Onlarla bıkmış, bir de şimdi maçın, maçın 11'ini gördüklerinde o 11'in içerisinde çok fazla Galatasaraylı futbolcu hatta Galatasaray'dan seçilmiş bütün futbolcuları sağ içerisinde görünce yine işte TFF'ye sallama ya da Galatasaray oh. lobisi işte evet. bu böyle olduğu müddetçe zaten biz hiçbir şekilde başarı kazanamayız diye yine herkesin dilinde bak başladım. ilk programda konuştuk Rasim sürekli artık dedik her, bak herkes formasını çıkarsın bak ben burada kıpkırmızı gelmişim kırmızı beyaz bir şekilde bayrağımızın renklerini bir taşımaya geldin, milli aynen. formamızın renklerini taşımaya çalışıyorum ben de Galatasaraylıyım. Sen Seni de Galatasaraylısın. Sarı saçlarla sarı kırmızı oluyor. Belki ondan fenerler takılabilir. Hiç olmasına gerek yok. Ben hayatımda <laughs> hep objektif yorum yapmışım yok yok Bu konuda öyle da öyle. objektif yorum yaptığım için benim masamdan kalkıp giden, masayı terk eden insanlar da olmuştur. Benimle aynı takımı tutan. O yüzden mi? ben hiç öyle o gözle bakmıyorum. Objektif olacağız ya. Lütfen garibiz. ve lütfen rica ediyorum herkesten rica Şu, ediyorum. Takımı Artık takımı bırakalım. Formalarını herkes çıkarsın. Artık şunu da söyleyeyim. Bak. Hani büyük ekşi fenerler takık haklılar. Bir ay sonra benim tahminim burada olacağız inşallah. Bir ay sonra ne büyük ikişi ne Montella'nın kalacağını ben düşünmüyorum. Benim tahminim bu. Çünkü ben bugün Montella'yı hep desteklemiş bir insan olarak Montella'da bir şanzıman dağınıklığı hissettim. O şimdi teknik tek okuyacaksın. Maç çıkışı açıklamalarında bir dengesizlik var. Hadi gelelim. Bir problem var. Devam, al. devam edelim. devam edelim. Devam gelelim. Devam et. Şimdi dedik ki ilk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. Tamam bir şeyler yapmaya çalıştık. Hı. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız işiniz zor oluyor. Pardon? <laughs> Efendim? Ya böyle bir şey olabilir ya mi ya? Sen Gürcistan'da mı oynuyorsun? Evet. Nasıl ilk dakikalarda Portekiz Nasıl gibi gol takıma? Bulacaksın? Hani, hani İspanyalara? Hani to, bak ne diyordu? Top kontrolü yapacağız. Ya top kontrolü yapacaksın Arda Güler'e başlayacaksın. Top kontrolünü yapacak en önemli adamın Arda. Arda Güler. Sen top kontrolünü yap ya yapacağım diyorsun. Ha Otobüs çekeceğim de diyebilirsin meşhur evet, tam Otobüs çek, otobüs de çekmedi. Çek. Şimdi bence yalnız çek ya maçında seve seve ya da sevmeye sevmiyor otobüs çekecek. Çekemez. Çünkü beraberlik... Biz savunma da, yapamıyoruz. İşte orada biz çok zorlanırız. Savun... Bizim bir kere şu anda anda Abdülkerim'i kaybettik. Yok biz bir kere savunma hattıyla biz çekyem maçına nasıl çıkacağız? Tabii. Hangi? Merih'i yazacağız. Merih'i merihi koyacak. Merih'i ko Kaan'ı koyacaksın. Kaan Ayhan'ı koyacak. Ahmet Can'ı koyacak. Beşli bir de Zeki'miz var çok, şey, e, çok zeki. çok, zeki. Çok iyi bir. Çok, tabi, çok, 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 çok. Zaten... Çünkü bak o da Roma'da sürekli oynamıyor. Anneciğim bak dikkat et. Banko oynamayan oyuncu formda olmayan oyuncu. Ara ara oynayan, işte bir giren, çıkan bir de full oyuncu. Onun için ben geçen yayın seninle tartışmamız Uğur Can Çakır bir kere üçüncü maça kesinlikle Uğur Can Çakır açıklamalı. Kesin bir de Bakalım, bir şey söyleyeceğim. Mert gün Mert, mi? bir de Mert 37 yaşında. Sen Uğur Can bak ki gerçekçi olalım. E, bu maçta da var. tamam Uğur Can Çakır'ı deneyelim. Bir de bir şey diyeceğim. Uğur Can Çakır bu takımın bak demin Fenerbahçe'nin Ümit Özal. O bile dedi ki bu takımın birinci kalecisi şey Uğurcan, Uğurcan Çakır'dır Çakır kardeşim dedi. Mi? Evet. Birinci U Uğurcan Çakır'dır dedi ya. Yukarıda Allah var. Gerçekçi bakalım. Bu için Trabzon'u federi yok. Bu takımın birinci kalecisi Uğurcan Çakır'dır. Adalet bunu gerektirir. Anlamıyorum ki ben bunları ya. Yok efendim Mert Günok Beşiktaş'ta, Altay Fenerbahçe'de. Ya Altay Mencisi'nde bir maç oynamış ya. Bir maç ya. Ve konuştuk seninle bak. O ya geldiğimiz... ben Altay'ın bugünkü performansını gördükten sonra hiç kusura bakmasın. sahne üzüldüm ya. <laughs> Direkt aldım Altay'ın kendi sayfasından topla vermiş olduğu birkaç tane poz var. Bir tane topu iki eliyle tutuyor böyle. <laughs> ben de dedim ki zaten dedim senin dedim topu tuttuğunu dedim ancak poz verirken gördük Çok dedim. Güzel işte. Şimdi dedim sakince o elindeki topu ve futbolu bırak dedim. Bak ikinci Loris Karius vakasıdır bu. Evet. Aynen buna aynısı olmuş bir. Yok ama yok yani çocukta yetenek Yok. Ya büyük kaleci değil. O vasat kaleci. Ya Bizim ben, kaleci problemimiz Akçakoca'da var. Akçakoca'da kendi mahallemde daha iyi kalecilik yapıyorum Oo, ondan. Kaleci Oy daha Akça iyi koca? kalecilik yaparım. Yaparım. Sen yaptın? Aa. Mahalle kalecisiydim Abim beni kaleye koyardı ya. <laughs> ondan daha iyi olacağımı yüzde yüz altına imza kaşe mühürümü atarım ya. Futbol oynadın sen ya. Oynadım. Yani. Vallahi bravo. Bak Uğurcan. Şimdi gel. Şey Al, devam şimdi et. Uğurcan Çakır haklısın. Ne yaptık? İlk maçta Mert Günok oynattık. İkinci maçta aldırdık. Evet, şimdi gördük Uğurcan Şimdi Şimdi artık üçüncü, oynatsın Kesin. bakayım kimi oynatacak zaten. Başka kimi oynatacak? Kimse yok. Böyle bir şey, yok. Kimi bir şey yok, yok. Tabii ki Uğurcan Çakır'ı göreceğiz bu kalede. He, devam, devam ediyorum. Devam ediyorum. muhteşem süper açıklamalarıyla. <laughs> İlk gol sonrası moralimiz düştü. Vah vah vah. Ah. Toparladık derken ikinci gol, hem de o muazzam ikinci gol. Bütün Tabii. dünyanın dilinde dalga Tabii. konusu olduğumuz ikinci resil, gol. Resil Toparlamaya yani. çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Üç tane Bence bak ettim. bak, üç ne tane diyor? iyi kalecimiz var. Ya da politika yapıyor. Üç tane iyi kalecimiz falan filan yok. Kaleci kim biliyor musun? Sen bugün. Gürcistan çekme maçını izledin mi? Maçı, evet. Gürcistan kaleci. kalecisi Mamardashvili'dir kaleci. Son dakikada da galibiyeti kaçırdılar. Son onu galibiyet almasını bırak. Çek ya. Kardeşim bir var. futbol oynadı Hiç bugün. Canım, o, canım, o çek ya o futboluyla bizi ne yaparsan biliyor musun? Heh. Çünkü bizim tamam. savunmamız yok. Daha ona bizim geleceğim. Bizim kalecimiz yok. Çek ya fiziksel olarak çek ya da şu şu hava var Türk medyasında. Hello akrep Almanya'dakiler TFF finansmanı ile oraya gitmişler. Çekya'yı geçeriz ve ikinci durağa çıkarız. Tabii, tabii. Oh ne güzel Türk Futbol Federasyonu bütçesinden gidin. Mehmet Büyükekşi'yi övün. Montella'yı övün falan filan. Böyle şey olmaz. Kardeşim Çekya fiziksel olarak bizden çok üstü, Fiziksel olarak bizden çok üstün bir Bugünkü takım. Bugünkü Gürcistan bir takım. maçını bize oynasınlar Çekya. Kaldı ki Çekya'nın Portekiz'e göstermiş olduğu performans da evet. on numaraydı. Burada aynı anda Gürcistan maçını senle konuşurken maçı evet. takip ediyorduk. Dedik bu Portekiz'in bir an önce yenmesi evet. lazım. Bak 90 artıda 90'da konsesayı soktu hoca. Evet. 90 artıda o konsesa attı. İkinci golü de yenebildi Çok Portekiz. Çok haklısın. Bizim onun için gerçekçi olarak Çekyan'ın bizi mağlup etme ihtimaline binaen üçüncülük denklemlerinde de seninle biraz da konuşmamız lazım. Çünkü 3 puanla kalırsak şey Gürcistan'ı yener. Eksiye düştük. Averajda eksiye e, düştük 3 tane gol yediğimiz için. Portekiz Gürcistan'ı yener. Ama en iyi... Sana 4... bir şey söyleyeyim mi? O beraberlik bile gelebilir e, o, o. orada. Ben ama Gürcistan şey Ama Gürcistan'a zaman 2 olacak. Yani. Bir şey olmayacak ama bizi, bizi da. etkilemez. Bizi çok etkilemez. Bir kere artık Portekizli Gürcistan Portekiz gelemez. Yani. Öyle bir şey yok. Kabul edemem yani öyle bir şey. Sonuncu olmayı falan. Ne de olsa ama. Portekiz çıktı şu evet. anda. Sonun altı yarını yazdırdı. Burada biz bir beraberlikle 26 Haziran'da çıkacağız. Ama o gün herhalde gece yarısı yapacağız. Yani evet 22, 22'de. 22, 24 gibi. Şimdi ama dediğin gibi çek ya fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Bireysel yetenekleri bence bizim kadar değil. Ama fiziksel olarak çok güçlü. Takım oyunu bizden daha iyi. Daha kompakt bir takım bana göre. Yani bu skorları aldamıyorum. Gürcistan maçını hatırlıyor musun? sen haklı olarak coşarken ben hep bir temkinliydim. Ya biraz böyle biraz şans da oldu bak olmazsa 2-2 olabilirdi falan. Yani biz Gürcistan maçı bize biraz bizi yanılttı. Biraz havaya soktu. 3-1 zaten asla maçın hakkı değildi. Onu sana söyleyeyim. Gürcistan şu. bugün direnç olarak biz bizimle yani iyi bir takım Gürcistan. Yani bizim takım, asıl takım. maçımız Çekya maçı. Kesin. Bizim her zaman bu grup açıklandığından de, beri direkt rakibimiz Çekya. 2008'de de hatırlıyor musunuz o Petri çeki Çek, Çek Cumhuriyeti'ydi o zaman. Yıl olmuş 2024. Evet, evet, Kadroda evet, evet. yerler esiyor. Takım, Bambaşka hikayeler yazılıyor. O, o, o daha iyi bir takımdı Çek Cumhuriyeti takımı. Ama şu andaki Çekya'nın ben bugün izlediğim çok Gürcistan. Güçlü, çok bak, bir gün öncesinde Hollanda Fransa izledik ben uyumuşum Hollanda Fransa maçında evet. ben uyumuşum <laughs> Ama bugünkü o Gürcistan Çekya mücadelesinde top bir o kalede bir bu kalede hop oturup hop son maç son da Gürcistan atmaması atmaması bizim lehimize olmuş şimdi bakıyorum ama ben başta şey diyordum Gürcistan mağlubiyeti daha iyi 3 puan olacak Çekya 0 Türkiye bir şekilde geçer diyordum ama şu an sanki bir puan Gürcistan'ın çünkü şey şansı kalmadı. Üçüncülük şansı. Hı, hı, hı Şimdi arkadaşlar birazdan içeriden rica edelim. En iyi üçüncü olma ihtimali diğer şeyleri de bir sıralasınlar. Üçüncüleri. Yani biz diğer, yapacağız. Diğer grupları mı görmek altı istiyorsun? Altı tane evet. Altı tane üçüncü olacak. Hı hı. En iyi dörde girmemiz lazım Hande. En iyi dörtte de üç puanımız var. Diyelim 3 puanında kaldık. Averaj lazım işte. Averaj Bugün ama puanı an 2 puan olan varsa mesela 1 puanımız. Var. İskoçya şu an 3. ve 1 puanda. da. Hı, hı. İskoçya bir puan ya da iki puanda kalırsa altımıza olacak. Arnavutluk bir puanda bildiğim kadarıyla çocuklar. Üçüncü sorularımda. Hepsini verelim Öyle ama. Öyle olursa biz dördüncü en iyi olarak gençler çıkabiliriz. Öyle bir ihtimal de var. Yani biz artık gerçekçi olmamız lazım. Bizim savunma hakkımız kötü. Şu an Belçika'nın da maçı bitti. kötü. Uğurcan hariç. Ee, onu da hemen bilgisini Söyle. verelim. Ee, artık Belçika'nın da şu andaki... Maçının bitmesiyle birlikte turnuvada ikinci maçlar tamamlandı. Herkesin birer maçı kaldı artık. Belçika Romanya karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı. Böylece grupların ikinci maçları tamamlandı. Şimdi dediğin, dediğin şey yapalım. Gerçi Montella'nın açıklamalarını tam tamamlamadık, e, tamamlamadık ama... onu tamamlayalım. Onu tamamlayalım. tamamlayıp ondan sonra şu grup işine girip... ...şu en iyi üçüncüler muhabbetini evet, de yapalım. Ya bir de şöyle bir şey olacak. Hadi ikinci olduk. Çekya'yı biz her türlü bir diyelim, inanılmaz bir, bir, yaptık, bir konsantrasyonlarla sıfır, sıfır, falan çıktık yendik. Sonrasını Bak ben var. hiç inanmıyorum bu arada Çekya karşısında biz galibiyet alalım. Öyle mi düşünüyorsun? Ne ne mümkün. Seriyel ya, bir olumlu, olumlu hava devam ulusa dönmüş. Çekya <laughs> mücadelesinden sonra böyle çünkü... Bizim kalecimiz yok. Bizim savunma hattımız yok. Biz savunamıyoruz. Aynen. Biz yediğimiz gol kadar ya da fazlasını atmak zorundayız. Sen şimdi bugün çıkardığın kadroyla gol atmamayı düşünerek savunmayı düşündürsen hocam kim savundu bize? Yok öyle bir hani şey. Hani nerede savunma? Bugün hiçbir anlamı yani, olmayan. Bak, mantıksız, bugün hiçbir alakasız, anlamı olmayan bir kadroydu plansız. Evet. Programsız. Niye? Abi eğer Portekiz'de hemen ilk golü atmayı düşündüysen ne bileyim mesela semih kılıç soy kimle atacan o zaman semih kılıç soy mutsuz bir de bak bu tür yabancı sürekli adamlar Sürekli yeni konu açıyorsun ya beni öldüreceksin Rasim. niye öldürüyorsun bak semih kılıç soy Yeni bir başlık. Bu ayrı çıkar, bir başlık. Çık, konuşuyor adam diyor 20 seni dakika konuş, oynar ya. Konuş, konuşacağız. Onu da konuşalım evet. oraya bir başlık açayım Aynı ben. Başlık Çünkü açan, tamam. çocuk süre almadı. Cenk Tosun süre almadı. Süre. Niye almadı? Yani saf 9 numara bunlar. Santrofon aynen, bunlar. Aynen. Hani ihtiyacın varken orada seni kurtaracak adam Yusuf Yazıcı mıydı mesela? Değil. Şimdi geleyim oraya bekle. Devam. Şimdi Montele'nin açıklamalarını tamamlayacağız. 3 tane iyi kalecimiz var dedik en son. Sonra İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay Almanya maçında da iyiydi. 3 kalecimiz de iyi. Maşallah. Bir şeyler ters gidince bak burası on numara bir açıklama. Bir şeyler ters gidince ilk düşman milli takımın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken bildiklerimi uyguluyorum. Hocam. Kiev daha Montella çok eleştirilmiyor. Bunun sebeplerinden biri Türk spor medyasının çok önemli bir kısmının orada bağlı oluşu. Bak onu da söylüyorum. Federasyon öyle bir operasyon yaptı ki. İ ...isim vermiyorum. Demin bir isim verdim. Başka bir arkadaşımız üzülmüş. Üzülmüş isim vermiyorum. Ama Türk spor medyasının önemli bir kısmını Mehmet Büyükekşi bağladığı için hala Almanya'dan bağlananlar Hande'cim gerekli eleştiri yapmıyor. Milli takım hocasının öyle topa konduğu falan yok. Biz burada söylüyoruz. Belki bağımsız gibi YouTube kanallarında söyleniyor. O kadar fazla değil. Şimdi Öyle büyük bir milli hava yok. Sosyal medya falan o, girse Montella zaten neyin ne olduğunu sosyal görecek. Sosyal medya çünkü Bence giriyor da. Finansmanla Almanya'ya götürülmediği için. Bence giriyor da sosyal medyaya. Böyle <laughs> ya da <bir> duyuyor duyuyordur <laughs> bu Açıklamaları böyle yapıyorsa demek ki okuyor bunları. Abi bu açıklamalar. O zaman bunları da, da iyi dinlesin. He? O çek o çek, o çek ha. Arda Güler yeni paylaşmış bak. Şimdi bunu paylaşmış Arda Güler yani aramızda sorun yok paylaşımıdır bu. Aramız. Arkadaşlar Kırmızı Kızı isterseniz ya çok gereksiz soğuk oldu. Bu <laughs> pardon özür dilerim. Arda Güler'in aramızda sorun yok paylaşımıdır bu. Ama bak. E bizim Arda Güler'le sorunumuz yok. 3 bizim Montella'yla. Montella Montel Arda Güler'le Montella ha. Montella. Hayır hayır belki Montella Montel Montel istemiştir onu bak. 70. dakika olmuş. 3-0'sın. Abi Semih Kulucu soy koy. Koy hem şu beslenmeleri bir rahatlat, evet. hem çocuğa bir yer ver. Ya çocuk mutsuz, fotoğrafta mutsuz. Milli marşımız okurken iki çocuk mutsuzdu. Arda ve Sevçik çok küçük bunlar. Hemen yansıtıyorlar. Yani biliyoruz yaş ilerledikçe biraz insan duygularını örtme profesyonelliği kazanır. Biraz da eyyamcılaşır. 18 yaşında insan çocuk gibi bütün duygularını yansıtır. Daha saf olur. Daha samimi olur. İkisi de suratı çok kötüydü bak. Milli Marş okulurken. Abi bunlara semi kılıç suya yer ver ya. Üçüncü baştan verecek mi vermeyecek mi? Ya ver orada zaten 3-0 e olmuş. Şimdi sen Kenan Yıldız'ı Arda'yı kenarda sakladıysan zaten çek ya da senin ileri üçlünde kullanacağın adamlar belli. Evet. E şimdi sen Semi, o zaman bu maçta oynatsana. Neden sen o değişimi yaparken Yusuf yazıcıyı içeri atıyorsun? Evet. Yusuf yazıcı mı açıldı? Yusuf yazıcı bizim hangi milli maçımızda içeri girdi de bizim paçamızı kurtardı. Evet, yani. Yani hiç olmazsa Semi kılıç soy konusundaki gelecek hakkındaki ben, eleştirilere kapatırsın insanlar ağzından. Ben insanların Gürcistan üçbirlik maçından sonra Montella'yı lüzumsuz şımartıldığını düşünüyorum. Bir de biliyorsun. Büyük ekşi gitti bir de federasyon bütçesinden ona 770 bin liralık bir Rolex hediye etti falan. Böyle komik komik. Ya, nedir ya abi? sen niye reklam yapıyorsun? E ne abi ya yani söyledim işte. Neyse o zaman ben şunu bir saat yapma. diyelim. Neyse arkadaşlar. yani bir iki üçüne saati diyelim. Ne? Reklam değil. Ya yani o zaten bir şeydir. Yani. Sembol bir markadır. Tamam da işte. Ha, haklısın haklısın özür dilerim. Abi yani biz ne yaptık Gürcistan maçıyla ne zaferi ya? Gürcistan maçı bir zafer değil Gürcistan maçı. Bir kalibiyet. O zaman da ben fazla abartılmaması gerektiğini söyledim. Portekiz'den fark yiyebiliriz dedim. Burada konuştuk. Yani bu durumda Çek yamacından ben, ben de o kadar umutlu muyum? Değilim yani. Portekiz maçı bu arada oynamadılar biliyor musun? Ha, iyi değil mi? oynamadılar evet. Hani maçta ben da oynamadılar. Portekiz hani böyle oynamadan aldı. Yüzde yüzünü falan ya da Çekke'ye karşı olur, oynadıkları maçı falan oradaki performansı göstermediler. Göstermediler. Hele de Arda girdikten sonra daha çok çekildiler. Portekiz oynamadan 3-0 aldı. Oynamadan zaten hemen bir tane Altay'ın hatası. Bütün Avrupa Kupaları tarihinde olmayacak kepazelikte bir golden sonra... ...bizim takım dağıldı. O dakikadan itibaren Portekiz vites bir aldı. Birinci vitesten itibaren oynamadı. Bak ilk maç için demiştik ki hmm. hem Mert Müdür'ün golü için... ...hem Aynen. Arda Güler'in golü için turnuvanın en güzel gollerini biz attık dedik. İlk maçlar itibariyle. Şimdi ne oldu? Turnuvanın en kötü golü kendi kalemize ve çok büyük bir hatayla. Aynen. Tarihe geçtik mi? Şu anda en kötü gözüken milli takım ne? Hangi takım şu anda bugünkü gösterdiğimiz biraz öyle. performansla bana bizim altımızda daha kötü bir Peki, performans Gürcistan bizden daha Gür... şenci. Ama Gürcistan bugün çok önemli. bir performans, bir hırs, bir azim gösteriyor. Güzel, bir azim Bize yenildiği için değil. Biz zor kurtulduk onların elinden bir kere. Bak, bugünkü şu. maçta da öyle. Şimdi sen çıkıyorsun oynuyorsun bugünkü maçta Rasim izlediğin milli takımda bizim gazımız çok önemlidir değil mi? Tabii. Bizim o taraftar coştumuz. Hiç yok. Ne bir hırs ne bir azim. O, o ne hadi da. oğlum hadi işte Barış Alper Kerem, Tabii. Hakan böyle bir girsin araya orada yani bir üç. abilik Hakan, yapsın. Çalabın yok zaten abi Hakan nerede? Tamam dersi. çocuklar hadi moralimiz bozulmasın toparlanalım. Bir tane içeride herhangi bir şekilde Hiçbir bir şey yok. gaz, bir hareket Hiçbir bir şey yok. böyle bir Orada bir yani, hırs gördün mü? Dediğin çok haklı. Yine yenilirsin, mağlup olursun ama öyle bir mücadele edersin ki. Hı. Mesela bizim bir Chelsea'ye 5-0 yenildiğimiz maç vardı ama öyle bir azim vardı ki ondan sonra biz ilerleyeceğiz hakikaten Daha sonra o sene UEFA kupasını aldı. Yani bu 3-0 yani dediğin çok haklı. Eğer Portekiz, Portekiz gibi oynasaydı 6-7 olurdu. Ay olursa, len, ne diyorsun 6 -7. Ya? Biz bugün Acıdılar azim yoktu. Bizi, mücadele bıraktı. yoktu. Almanya Çok. olsaydı karşımızda onlar çünkü İskoçya karşısında 6'yı arıyorlardı. Demek ki Gürcistan maçından sonra girilen hava doğru değil. Orada Almanya. Girilen ne hava o? değil. Bu her ya, ya yazar çıkar bizi yazar lazım. işte. Bu. Ondan sonra kalkıp da demesin. Zaten işte kötü bir sonuç alındığı zaman bir şeyler ters gittiğinde ilk düşman Milli takım hocası Hocası hocam, hocam sen de 11 ya. çıkardın hocam sen de 11 çıkardın bir tane senin bu 11'ini destekleyen bir insan evladının hocam çok iyi 11 ya. çıkarmış diye bir tane bir yorum okudun mu sen sosyal medyada ya, sıfır. o zaman bunun etrafındaki insanlar ne yapıyorlar Montel diyor i̇şte. ki ben kendi bildiğimi kendi bildiklerimi uyguluyorum yani kendi bildiğimi okuyorum demek oluyor bu e nedir sen tek Biz başına mısın orada? Hani bu 11'i çıkartırken senin yanında hocam yapma etme Allah aşkına denen bir Allah'ın kulu yok muydu? Yok nereden yok. O yüzden yok. sen eğer kendi birliklerini uyguluyorsan Çıkıştaki bu maçın sonucu da sana yazar ha. hocam. Çıkıştaki açıklamalardan bunu anlıyoruz zaten. Çıkıştaki Montella'nın çıkıştaki açıklamalarına baktığımız zaman Montella'nın mental olarak bu turnuvaya hala giremediğini o açıklamalarındaki böyle bir şanzıman bozukluğunu net görüyorsun. Böyle bakıldığı zaman da çek ya maçından ben kaygılıyım. Öyle büyük bir zafer mafer yani şu an biz ne konuşuyoruz? 3 Üç puanla 3. olabiliriz. 3 Üç puanla 3. olmak durumunda acaba en iyi 4 üçüncüden biri olabilir miyize geldik? E tamam onu konuşalım ya, o zaman. Konuşalım tamam, yani. konuşalım evet, onu konuşalım yani. Tamam konuşalım onu. Şu şey hazırsa e, ekrana bir maçlarla tamamlandı e, ya. Abi? Son işte A'dan başlayalım bir e, grupların son puan sıralamasıyla şöyle bir gidelim A grubu aynen. bir gelsin ekrana. Aynen, aynen. Onları bir tek tek görelim bakalım, konuşalım. Çok üzücü ya. Hani ikinciliği falan bırak. Şimdi A grubu ekranlarda. Bak Rasim. Şimdi Almanya yaptı iki, iki Almanya çıktı. Almanya tamam, üçüncüde çıktı. Burada bak, şu çok önemli. Üçüncü maçlarda İskoçya Macaristan. Şimdi burada İskoçya ile Macaristan berabere kalırsa Hande. O tam bizim işimize gelir. Ne olur? İskoçya 2 puanla 3. Macaristan 1 puanla 4. Ne oldu? İskoçya'yı atladık. İskoçya 2 puanla en kötü 3.lerden biri olur. Beklediğim o. Eğer Macaristan yenerse 3 puan, biz de 3 puan olacağız. Eğer Çekya yenilirsek. İskoçya kafa yendi. İskoçya yenerse yandı güdüm ketenel. elma. Çünkü o zaman İsviçre'de Almanya yenilir. İsviçre, İskoçya'dan galiba İsviçre, İsviçre çıkıyor. yenilir zaten. Yenelim. Şimdi Almanya İsviçre'yi yener. İskoçya Macarları yenerse burada en iyi üçüncü dört puanlı İsviçre ya da İskoçya olacağından bunlar bizi yener. Burada bizim beraberle bakmamız lazım. O, o, 23. Haziran'ı göreceğiz yarın. B grubuna geçin çocuklar. B grubuna geçin. Burada da İsp İspanya, İspanya var ya. İtalyan, bak İspanya. İtalya evet. İtalya maçı şu an oynanıyor mu? Hayır, no, bitti, var, bitti bitti pardon. Rasim. Evet canım söyle. İspanya şu anda senin turnuvadaki favorin kim? Vallahi ya Almanlar ya İspanyollar. Bak. İspanya bir top oynadı İtalya karşısında. Ya abi, <laughs> işte canım. İtalya ha İtalya Gürcistan tabii. karşısında falan değil, değil yani. Tabii, tabii, tabii. İtalya karşısında oynadılar. Zaten çok, ve çok zaten yetenekli. Zaten ikide iki yaptılar, gol yemediler. Böyle bir disiplin, böyle bir top. Şu zamana kadar ne bileyim Fransa'yı izledim, İngiltere'yi izledim. İngiltere'yi ne bildiğimiz İngiltere, gibi e, ve bir tane standı. gol atıyorlar. Bellingham'lar oradaki işte oyuncular falan biliyorsun. Hep aynı İngiltere. Ve bir tane dinledim. gol atıp öyle kalıp kalıyorlar. İspanya ve Almanya'yı. İspanya İtalya karşısında. İspanya'nın bu oyunuyla, bu disipliniyle böyle giderse biz finalde İspanya'yı babalar ha, gibi yani, görürüz bir doğru kere. Bir, ben de Onu ben şimdi sana. bir kere söyleyeyim. Şimdi biz Heh. yalnız kendi şeyimizi... Şimdi gel oraya şu İspanya deyince de de biz şimdi doğru. gidiyorsak bir şey, bir, bir ben şimdi bir gruptan çıkan İspanya'yı da konuşurum hocam. Haklısın, haklısın. Şimdi bakın arkadaşlar burada İspanya, İtalya B grubundan kesin olarak çıkıyor. Burada Arnavutluk 1, Hırvatistan 1. Son maç İspanya Arnavutluk kesin İspanya Hırvatistan, İtalya. Bizim arzumuz İtalya'nın alması. Eğer İtalya Hırvatistan'ı yenerse o zaman Arnavutluk ve Hırvatistan bir bir gidecek. Zaten ben dikkat et Arnavutluk ve İskoçya en kötü ikinci olur. Biz en iyi dördüncü, ikinci olarak da geçebiliriz dedim. Bir kalem varsa bir kalem de bana verebilir misin? Niye kalemini alıp gelmiyorsun? Kalemsiz geldim canım. Kusura bakma sen. Tamam bak bende hepsi var. Şimdi burada arkadaşlar biz 24 Haziran günü İspanya'nın Arnavutlu, İtalya'nın da Hırvatistan'ı yenmesini isteyeceğiz. Ama Hırvatlar güçlü takım. <laughs> ne yapacağız bunun için? Hırvatlar. <laughs> ne, <doğal> yapacağız için? <gülüyor> <gülüyor> ya. ne yapacağız bunun için? Hareketlerimize bak ya. Hayret Hırvatlar. Bir şey ya. Bu, bu, bu evet. noktaya geldik. Malice. maalesef bu noktada biz gerçekçiyiz biz. Şu an palavra sıkamayız yani. Bak karaları bağlamışız, siyahları giymişim. Burada Hırvatistan eğer yenerse 4 puan o da eğer Hırvatlar İtalya o zaman biz bir dakika. Biz şu an şey yaptık A grubunu da e, dakika, eledik. Hırvatlar B'ye geldik B, ama B grubunu da eledik. Hırvatlar İtalyanları yenerse İtalya üçüncü oluyor 3 üç puanla. O değişik Yok, o zaman. Yok Hırvatistan bu topla İtalya'yı yenemez. 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 Beraberlik bile olsa biz bu B grubunu bize eleriz Hırvatistan ha. Bak, elenir ben sana ben söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Hırvatistan... B grubundan en iyi üçüncü olamaz bizde yarışacak. O bizim şansımız tamam. var. Tamam sen hala B'yi şu an el Emin değilim. İskoçya değil ama bak B'den İspanya Arnavutlu kesin olarak yener. Hırvatistan İtalya'da beraberlik bile olsa anneciğim ne oluyor? Hırvatistan 2 puan olur. Rasim, o Bizim zaman biz çıktık. Var. Her türlü çıktık üçüncü olup. B grubu kesin de A grubu. Tabii biz de C'ye gelelim arkadaşlar. Bak bu bir hepsi tek tek bakınca tamam. anlayacağız. C'ye gelelim. Hı. Şimdi bak burada Danim, Slovenya, Danim İngiltere, Danimarka, Sırbistan oynayacak. Şimdi çok dişe çok diş maç var. Yani diş. Danimarka Sırbistan çok dişe diş Slovenya yani. İngiltere İngiltere bir şekilde alıp 7 puanla çıkar diye düşünüyorum. Tamam. Slovenya 2 puan. Tamam. Orada işte Danimarka Sırbistan'da, Sırbistan'da yenen çıkıyor. Yani o bize bize en iyi evet. şu an net olarak söylüyorum. Biz çıktık. Değil mi? Biz Çekya'ya yenilsek de çıkacağız arkadaşlar. Gözüken bu. Çekya'ya yenilsek. Çünkü burada da baktığın zaman Danimarka yelse 5 puan. E Sırplar ve Slovenler 2 puan 1 puan. Bizim 3 puanımızın gerisi de kalıyor. Şimdi. Sırbistan yense de aynı. E, C grubu da bizim avantajımıza. Tamam şimdi. Evet devam. Biz eğer, bakalım. Eğer ikinci olursak. Fransa ya da Hollanda bizim rakibimiz olacak. Üçüncü olmak daha iyi biliyorsun. Hayır. Niye? Üçüncü olursak ABC'nin birincisiyle eşleşeceğiz. O zaman eşleşeceğiz. ya da İ İ İ Almanya, Almanya, İspanya, ya. İngiltere. Geçmiş olsun. Aa. Zaten Almanya ile İspanya'yı finale çıkartıyoruz. <laughs> İngiltere falan bize gelecek. Biz en iyi üçüncü muhabbetinden. Aa, bak burada biz bizim maça çıkmayalım öyle bir şey olursa. <laughs> ya, yani. Biz, biz şimdi bak D grubu anne buradan daha iyi üçüncü çıkar gibi gözüküyor. Çünkü niye? Polonya Fransa Polonya gitti ama Avusturya fena takım değil. Gerçekten Avusturya aynı şey gibi. Yani Çekya şey, için takım, sıkı, sıkı takım, sıkı şey, şey. Fiziksel olarak fiziksel kapasitesi en zayıf Güzel. takım ya biziz ya Gürcüler. Bu devre biziz. Bak fiziksel kapasitesi. İskoçyayı da yazarım ben. Ya e, e, İskoçya yine şey. Polonya da güçlü. Bazı zayıf ama. Polonya güçlü. Fiziksel olarak Avusturya burada bir puan bile alsa dört puan. Ee, Hollanda beş olur utan bu, tamam, bunu Burası yazdık bu gruptan en üçlüklerden geliyor. De, gel, buradan evet. bir D'den biri bir geliyor. Bir F bizimki zaten. Değil mi çocuklar? E gelecek. Evet. E var, E var, var E'ye bakalım. Romanya Ukraynalıların olduğu grup. E grubuna bir bakalım. Bugün işte Belçika'nın yendiği. Aynen, E'ye e bakalım. Belçika da puanını aldı şükür. Puansızdı bir. Anam! Of 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 of. Muhteşem bir grup. Bak hepsi üç. Bu bir açıdan, hevzi bir açıdan değil. Çünkü Tam en azından bizde tamam. kafa kafa gelecekler. Buradan biri gelecekten. çıkıyor her türlü. Çünkü burada Belç, Slovakya, Romanya bu çok manyak bir grup er, e, Çok er, keyifli bir grup. Er, 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 Ertem diyecektim sana biliyor musun? Ertem bizi aldı. Kesin bizi izliyor. Kesin Ertem! Bizi, izliyor Ertem. <laughs> bizi şu an Vallahi Almanya'da bizi izliyordum. izliyor şu anda. Çok güzel şey yapıyor ama orada biliyor musun? Yapıyor Birey, yapıyor. Reisel gazetecilik bir şey yapıyor. Bu grupta biz abi B ve C'yi geçeriz. Biz... Tamam e, şöyle e D'den biri çıkar mutlaka Aynen. E'den zaten biri çıktı şimdi biz kaldık burada e, bizim rakiplerimiz burada ABC'yi sen direkt eledin ya hmm. en iyi dördüncü e, iki kişiyi çıkardık bir tanesini bize yazsak ABC'den de biri çıksa. Biz çıkacağız. Ay yazık bize yine biz bu matematiksel bir şekilde, Biz bir şekilde Çekya'ya yenilsek bile. ...ya yenilmeyelim inşallah ama. Yani efendim. Çekya'ya mağlup olsak bile çıkıyor gibiyiz. Çıkıyor gibiyiz. Şöyle bir toparlayalım. Şimdi biz gruplar açıklandığında bizim rakiplerimiz zaten Gürcistan dedik. Gürcistan kim? Turnuvaya ilk kez en böyle son. büyük bir turnuvaya gelen takım. bir takım dedik. En galiba takım. Zaten dedik bizim 3 puanımız artı 3 bizim Çepte. her türlü ...Gürcistan'dan 3 puanımızı yazdık Onun mı... ...kağıt üzerine... Ama. ...bak biz yazdık... ...çekler yazamadılar ha... ...çekler <laughs> bugün bir yazdılar Gürcistan'ın yanına... O ...yani dişe diş... Antajımız. ...çok iyi oynuyorlar... ...bakma sen bizden iyi oynuyorlar... Aynen. Biz ...bizim Arda Güler'imiz olduğu için... Tabii. ...biz Gürcistan'dan o 3 puanı aldık... Bir de şans. ...bak bizim Arda Güler'imiz olduğu için... Aynen. ...Gürcistan'dan biz o puanı da alamazdık... Ama ...biz de beraber kalırdık... Yetin. ...sana Kesin. söyleyeyim... ...kesinlikle... ...ya çok geldiler kalemize biz... Bursa'da ilk yayına ne dedik? Göbekten deldiler, göbekten deldiler, göbekten deldiler. Bu kadar olamaz dedik ve dediğin gibi. Ha. Maalesef. Sonra ne dedik? Gürcistan'a artı üç yazmıştık. Sonra ne dedik? Portekiz yapacak bir şey yok. Zaten tarihimizde Portekiz'i yenmişliğimiz değil. Gol atmışlığımız yok Portekiz'e resmi maçlarda dedik. Ya. Hakikat üzerinde bunları konuştuk mu? Biz sadece bu maçta şunu istedik bir oyun planınız olsun şu hocam şey yani Mücadeli bakın olsun. bazı takımlar çok güzel savunma yapıyorlar adapları edepleriyle yeniliyorlar biz de öyle yenileceksek işte bak, bugün dedik Çekya Gürcistan maçında her iki takıma da saygı duyuyorsun anneciğim. Çekya Gürcistan'a saygı duyuyorsun Avusturya maçında Avusturya'ya saygı duyuyorsun bizim bu maçta saygı duyulacak bir Gitti. oyunumuz yoktu biz prestij Sınırlı. meselesi bu maçta dalga meselesi oldu. Maalesef. Biz maalesef. ilk Özellikle maçta dedik ki turnuvanın en güzel gollerini biz attık dedik. Şeyi. Bu maçta yerde İspanyol yeksan en ettik. İspanya'nın en ünlü gazetesi Arda ile Ronaldo'yu yan, yan yana, yana, koydu. yana koydu. Biz Ve ilk Arda 11'de oynanmadık. Arda ile Ronaldo'yu yan yana koyamadık. koyamadık. Maalesef. Yani burada benim tahminim hadi diyelim bir beraberlik olur mu? Olursa ikinciyiz olmaz üçüncü. peki sen bana şuna gel şimdi ikinci olduğumuzda rakibimiz Fransa ya da Hollanda Hollanda üçüncü olursak ABC'nin birincileri yani yani İspanya ya, Almanya oradan da İngiltere gelir zaten hangisi daha iyi ikinci olmak mı yani ben sana daha söyleyeyim doğrusu. ikinci olmak Fransa'ya da Hollanda'nın gelmesi evet, mi? Evet Fransa'ya da Hollanda'nın gelmesi. Öbürleri mi? de i̇spanya Almanya. Kesinlikle çünkü ben Almanya'yı İngiltere. İspanya'yı finale yazdım. Ya şu İngiltere çıksa da hayatımızda biliyorsun İngiltere 8-0 bizim Abdülkerim Durmazların 5-0 8-0'ların olduğu o Metin Tekiller'in katrosu. Abi bir İngiltere mi çıksın da? Böyle bir 1 bir, bir 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 eleyelim ya. Ha, işte. işte İngiltere'de <laughs> o bir sıfır bir bir şu andaki turnuva gidişatı böyle ya. Hmm. Hani yüzde yüzünü veremiyorlar. O evet, evet, evet. Southgate'in bir enteresan bir oyun anlayışı Aa, var onunla. Tamam eski İngiliz kafasıyla oynuyor Artık hala. İngiliz anahtarı nedir alacağı ya, e, mı düşünüyor galiba. Zaten Premier Lig'de doğru düzgün İngiliz antrenör yok. Yani İngilizler antrenörlükte geriye giden bir millet işte pepler vesaireler vesaireler dolayısıyla yani ben buradan e, İngiltere gelsin isterim ya da ben. Hollanda'nın gelmesini yeğler o yüzden biz bir şekilde çeklerle ne yapıp ne edip artık o milli ben ruh. Ben İngiltere Mehter isterim. marşı. Bak bugün bizim... var ya o Dortmund'da o Dortmund sokaklarında bizim o Türkleri göreceksin mehter marşıyla. Biz bir coşmuşuz. Bizim bugün o gelimizde bir tane futbolcumuzda ne bir milli ruh gördük ne bir böyle Maalesef. gaz gördük ne bir şey. Ben her şeye rağmen de İngiltere isterim. Bizim İngiltere benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar düzelsin. Resmi maçlarda bir golümüz var. Bütün 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti halinde resmi malda son dönemlerde bir ne atıldı? Ya da sıfır. O da özel maçta olabilir çocuklar. Bir bakın. Hep sıfır gol. 8-0, 5-0, 3-0, 1-0 yenildiğimiz var. Bir kere bir 0-0 var. Bir kere İzmir'de şeyi sahayı sulamıştık. 0-0 var. Bir Türkiye İngiltere maçını ben isterim abi. Ya yani Türkiye güvenimden değil. En azından bir tarihsel anlamı olsun. İngiltere'ye karşı bir ona göre motive olalım. Biz ömrümüzde bunlara gol atmadık. Çıkalım. Ma şeyler yapalım. Bilmiyorum. Ben İngiltere isterim. Dolayısıyla üçüncü olacağız gibi geliyor bana. Tamam. Maçın içine dönelim az. Söyle. Ee, bana maçın en kötüsünü söyle. Bizim oyuncularda hepsinde. Evet. De. Hatta sana şık vereceğim. Söyle. Samet Akaydın e Altay Bayındır. <laughs> Valla bence Varsa Samet başka de bir Abdülkerim de kötü. Abdülkerim, Abdülkerim, 50 maça çıktıysa hayatının en kötü maçını oynadı. Hatta şimdi bir haber okudum. Abdülkerim bardakçıyla şimdi maçı izlemiyor. Ali Koçlar da gitti. Görmüşüzdü. Ben daha o görüntüyü ben atayım rejiye. Ali Koç, Acun hepsi gitmişler. Ali Koç Abdülkerim Bardakçı'ya ne istiyorsun demiş. Şimdi deminden beri spor servise düştü. Bir milyon euro civarı demiş. O demiş ki sen bu parayı eder misin demiş. Şimdi yani kaba bir dil. Ali Koç'ta biraz böyle kabadır ama. Yani Abdülkerim Bardakçı için ben de kusura bakmasın. Yani fazla da bir şey diyemiyorum. Yani hakikaten bu doğru. Hatta o fotoğrafı atayım arkadaşlar ben size. Yani ne dedin ne, ne? Ha. Bugünkü şimdi, maç bugün, için şey, diyorsun bugünkü ama. Bugünkü maç, bugünkü tamam, maç. bugün için. ama şimdi Ali bir maçla ne yapacağız? Al. Sallandıracağız mı? Hayır hayır, hayır şey. Ali Koç demiş sen bir milyon euro eder misin? Yani haber veriyor. Yeni bir yani orada konuşmuşlar Abdülkerim Badacıyla. Öyle haberler çıktı. Yani Ee Altay Bayındır'ı yerlere göklere sığdıramıyorlardı. Fiyat biçemiyorlardı. Evet olardı. evet. Ya öyle bir şey. yok. Altay Bayındır. Ya bu Ferat ama şimdi. Altay Söyle, Bayındır iyi kaleci demek Samet Fenerbahçe Ferat Samet. Samet Samet geldi bak senin fotoğrafı. Ah, fotoğraf bu. Ha. Bak. Bak hepsi orada bak. A, Mourinho. Bak. İlk gibi dizilmişler he. bak. Ali Koç ah. Önde Metin korkmaz var bakın çocuklar. Biliyor musunuz? Çağdaş başkanı. Bak şimdi bu fotoğrafı getirdik ekranlara. Ha. ha şimdi ne oldu? Ne biliyor musun? Bütün olay çözüldü. Ha işte. Ali Koç'un gittiği maçlar böyle oluyor. <laughs> Total kendi maçlarına bile gitmediği zaman takım kaybediyor. Galibiyette kaybettirdin bize diyelim Ali mi? Ali Koç kendi maçlarına gittiği <laughs> zaman takım kaybediyor. E, Total niyoz i̇şte, sen niye gidiyorsun bana kardeşim? Bana bu fotoğrafla gelin. Bak Yine Acun. Niye bizi et. Acun, Ali Koç, Mourinho, bir sürü kişi de var. Arkada Volkan, Demirel falan da var. Önde Görüyor şu Metin Korkmaz. Metin Korkmazdır zaten bu Montella'yı lige şeye getiren, eee, milli takıma getiren Metin Korkmaz'dır Adana Demir'in başkanı eski menajer bütün menajerlik sözü. Allah çözüsü. Allah. Tabii tabii. E Çünkü o zaman Adana Demir'e e, ilk o ok getirdi. E, e, e. Montella'nın da bayağı lobisini yaptı Metin Korkmaz. Ya Ki ya biz kenarda o zaman, Real, bu, Real Madrid'den Arda Güler'in var. Sen içeride Adanalı Yunus'u oynatıyorsun <laughs> falan. enteresan enteresan işler. Yani bu zaten o tuhaf bak. O oh, oh, oh. konuşurum yani. Bak. Şunun şu tercihlerini var ya, şunun o Bu tercihler. Ilanı. O zaman sen için Pandora'nın kutusunu biraz açacağım. Bekle. Bekle. tercihlerde kutu kutularda kutu, 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 menajer etkileri var bekle. mıdır? Bunu Türkiye tarzı tamam. sonra... nokta kutumda şey kutum büyük hissediyorum Acun abi. Çünkü reklama gidiyoruz şimdi. Tamam. Şimdi bir de sizi de hiç katmadık işin içerisine. Biz çok hızlı girdik, çok hırslı girdik. Çok konuşacaklarımız vardı. Genelde maçlar iyi sonuçlandığı zaman çok böyle aslında konuşacak şey bulamazsın. Evet, evet. Ne zaman olumsuz işler gider, olumsuzu konuşmak çok daha aslında uzun sürer. Aynen. O yüzden şimdi kısacık bir reklam arasına çıkıyoruz. Hemen evet. geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklam arasında da bir fotoğraf paylaşıp konuyla alakalı da sizin fikirlerinizi gelin alalım. Hep birlikte konuşmaya başlayalım. Hadi gidelim gelelim. Efendim kırmızı beyaz futbol son hızıyla devam ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı ile milli takımı Montele'yi her bir parçasını tek tek eleştiriyoruz. Çünkü evet. ilk maçta o kadar övdük artık bu maçın sonuçlarına da katlanacaklar. Gerçeklere doğru gelmemiz lazım. Şimdi anneciğim İsmail Yüksel'in açıklamaları diledim mi? Şeyin çıkışında var çıkış. Diyor ki çocuk onu koysunuz sevgili arkadaşlar size yönetmenimiz Serkan'dan. E, sıra İsmail Yüksek'e mi geldi? Diyor ki 60 gündür diyor oynamadım diyor. Şöyle sakattım ya arkadaş İsmail Yüksek 60 gündür oynamadıysa. Neden? Nasıl olur bir 24 kişilik kadroyu alınır iki bir de sahaya sokulur. E Altay ya, bayındır var. oynamıyor. Altay bayındır oynamıyor yani altay bayındır. Yani. Sakat değil diyelim. Oynamadı. Manchester'da bir maç oynadı. O daha kötü. Hiç Yok, olmazsa olmuş. bu çocuk oynarken Ağabey. sakatlandı diye oynamıyor. Abi. Altay bayındır performans gösteremediği Özellikle. için, iyi olamadığı için. Evet Manchester bir düşündü, maç oynamayacak. Montero şöyle yaptı herhalde. Hmm, bu çocuk Manchester United'da oynuyor. Oynamadı ama hiç olmazsa Bence oradaki orada... antrenmanı yediği bile onu yemesi bile yeterli. <laughs> Bence zaman. orada Fenerbahçe dengelerini düşündü. Ben Nasıl Montella'nın yani? Nasıl yani? kulüp dengelerine yani? dikkat ettir... Başka türlü olamaz. Fenerbahçe dengeleri Altay Bayındır'ı Fener... Çünkü o da görüyor muhtemelen. Bizim federasyon şu an zaten delirmiş durumda. Aman Fener'i idare edelim. Aman Galatasaray'ı idare edelim. Yani şey konusunda beşten mı? Şey, e, i̇çeride 11 i̇çeride, oluştururken, Kerem Aktürkoğlu. Barış Alpen Dengelemek Yılmaz. için bence öyle. Kaan Ayhan şimdi çok fazla Galatasaray'la olunca. Bir de şimdi büyük Allah ekşi. Allah. Bak Mehmet büyük ekşi. Devam etmek istiyor Hande. 18 Temmuz'da. Bana göre edemeyecek ama devam etmek istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray çok dominant Türk futbolunda. Dikkat et bak Sebi suyu koymayı düşünmüyor. Çünkü Beşiktaş'ı o kadar dominant görmüyor ki... O, o 24 da... kişilik kadroya da Sebi suyu almayacaktı. Baskı Beşiktaş'ın baskısıyla aldı. E, bu maçta da 70. dakikada Arda Güler'i yine almayacaktı. O, Tribünlerin yine, o, baskısıyla, baskısıyla aldı. aldı. Ya Bu şey de artık şanzımanı dağıtma alametleri. Bütün bunlar şanzımanı dağıtma alametleri Montella için... Ben manşeti atmak istiyorum sevgili kırmızı beyaz futbol izleyicileri, beyaz TV izleyicileri. Bu Montella ikinci Prandelli olma yolunda ilerliyor. Biz bunu Galatasaray'da yaşadık, sen de Galatasaray'sın. Prandelli diye bir herif geldi, İtalyan teknik direktörüydü. Asla konsantre olmadı. Hatta böyle yan kesici demiştim. Geldi, hiçbir şey yapmadı, parasını aldı gitti. Montella başta öyle değildi, Allah'a var. Ağırlık Yok, şimdi verdi, aldı, Adana Demir'de taşıdı de kendince... Adana Demir'de de kendince başarılı oldu. Adana Demir'i bırak. Sonra geldi ekip kasıp veriyordu da başarılı oldu ama şu an ben şu Montella'da an tek bir maçla, konsantrasyonsuzluk, yapma. konsantrasyonsuzluk görüyorum. Açıklamalar bak yeniysin ama bir şey yaparsın, bir umut verirsin, bir umut, değil mi? Mesela diyelim sen bir filmde oynadın, film tutmadı ama dersin ki ya bu kız geliyor bak, Margot Robbie gibi. ...dersin o ikinci filmde, üçüncü filmde gider tutarsın. Hani sinemada örnek verdim. Şimdi futbolda da olabilir yenilebilirsin. Galatasaray Adabınla yenilirsin. Heh, Galatasaray Bayern yenildi. Bir mücadele ortaya Heh, koyarsın. Galatasaray Bayern yenildi tüm dünya. Yok. Bir takım planıyla bir oyun planıyla çıkarsın Ruhla yağlanırsın öyle ya. yenilirsin. Evet, Bizde plan var mıydı? bir şey yok. Biz ne için çıktık Portekiz maçına? Yani berabere kalmak için, yatmak için mi? Yatmak için çıkmadık. Çıktık mı? Bak, Savunma için çıktık mı? Otobüste otobüse çekmedik. Eğer birebir mücadele ise onu yapmadık. Biz ne yaptık? Biz, yani ne biz karga ha, da ne değiliz, kuş da değiliz. Tamam. Ne oldu belli değildi tamam. bugün. Ne olduğu belli olmayan bir şey yaptık mı saha içerisinde? Yaptık. Hatta ne olduğu belli olmayan bir şeyi yapmaya çalışırken bile hiç olmayacak işlere imza maalesef, attık mı Samet'in yaptığı maalesef, hareketlerle şey, birlikte? kesinlikle de biz şöyle Allah şöyle korudu Portekiz Portekiz gibi oynasaydı bugün biz 6-7 o zaman sen de artık kırmızıyı bırakmış ikimiz de siyah giymiştik. Matem programı yapıyorduk yani ben çek yamaçında belki bir titreyip kendine gelme. Türklerin, bizim Türk milletinin yapısında vardır. Yani bu kadar oldu son çünkü. Son maça bırakıp da son nakpeye kadar oluştu. gitme ha, mi? O, Montella bir kendine gelmesi lazım. Ne yapacak? Çek yabancı nasıl? Risk şu. Bir puana mı oynayacak? Otobüs mü çekecek? Yoksa... Çekemeyiz biz. Çekemeyiz. Bak, bizim bizim lafın doğru. milli takımın savunması yok. Biz bir kere gol yiyeceğiz. Ben bir kere çekkiye oradan hemen bir tane gol yazdım. E biz oradan diyorsun. bir tane gol yersek mecburen gol atmaya da çalışacağız. Evet. Senin o hani yorgun dediğin yorgun. Arda Güler'e sen başvuracaksın ilk 11'de oynatacaksın ya. Hani Aynen. yorgun dedin ama tribün baskısıyla 75. dakikada olsa Arda'yı aldın sakatlanma riskini de göze aldın ya. Evet. Sen şimdi bakayım o Çekya maçında o savunma hattını kime yazacaksın? O ileri şimdi üçlüye göreceğiz. kime yazacaksın? Otursun bugün, bugünden itibaren şu andan itibaren o Montella... Gürcistan maçını izlesin Çekya'nın. Gürcistan Güzel orada değil, işi kurtarmasının sebebi kaledeki kalecisi Mamardashvili. Çok imziz. Bu adam zaten Şans. o maçın adamı seçildi kurtarışlarıyla. Valencia'nın kalecisi Real Madrid, düşünüyordu. Yani şu dakika. Şey itibaren de şeyi şey oyuncuları Mamardashvili'yi alalım falan filan muhabbet <laughs> ya, nereye <laughs> alıyorsun sen 35 <laughs> milyon euroluk onu şey ver. Düşün. Nereye alıyorsun ya? Bizim Türkiye Sanırım olarak maalesef öyle bir kalecimiz yok. Ben Uğurcan Çakır'dan hala ümitliyim. Hala genç. Tamam gel senle çekme maçını konuşalım. Şimdi Portekiz maçında zaten çok fazla hepsini tek tek bir tane öveceğin bir şey var mı bana? Hiçbir şey yok abi. 11 içeri girenler çıkanlar yedek Çek kulübesi ya da ne de olur. dahil Çek olmak ya maçı üzere. 22 Söyle bana konuşun. bana Portekiz maçında bir tane olumlu bir şey söyle. Sıfır. Sıfır sıfır, 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 sıfır. sıfır elde var sıfır mı? Hiçbir oyuncu varlık gösteremedi sıfır. ya. Ya bak. ...yenilirsin de mesela Fenerbahçe'de oldu... ...Fenerbahçe'den hoşuna geçecek bir şey yenildiği zaman bile... ...hep şunu derdik biz Beyaz Spor'da... ...ya takım kötüydü ama Ferdi Kadıoğlu hariç... ...Ferdi Kadıoğlu iyi oynadı... ...mücadele etti, şunu yaptı, bunu yaptı... Hmm. ...bu maçta o da yok... ...bu maçta 11 tane felaket... ...peki Çekke maçında... Ha, gelelim. ...böyle olamaz... Çekya maçına motive Bizim, olmak zorunda bize var... ...bize şimdi yazın efendim... ...Çekke maçıyla alakalı Çekya maçında Sizce Arda Güler oynamalı mı? Oynayacak zaten İlk ya. ya Arda Güler'in varsa Arda Güler oynar etrafını doldurursun. Hep Bu şu kadar şu Türkiye'de o bir slogan şey geldi. Tamam, Arda'yı koy etrafını doldur. doldur. Aynen öyle. Arda Güler zaten oynar. Onunla ilgili biz ben savunmayı düşünüyorum. Çünkü bizim savunmamız yok. Bu zamana kadar savunamadık. Şimdi Melih Demiral kalecimiz oynayacak. Kalecimiz de yok. Kaan Ayhan oynayacak Montel, bence. Mantel açıklama yapmış ya. Üçü de üç tane kalecimiz var. Üçü de birbirinden güzel diye. Bak o zaman biraz kadro konuşalım. Bir çek yaptığına Uğurcan Çakır kesinlikle kalede olmalı. E, abi, Kesin. Bir de onu görelim. Kesin. Bir İki. De onu görelim. E zaten Abdülkerim'le e, şeyin oynama şansı kalmadı Samet'in. Ne olacak? Bir, Bugüne kadar niye oynatmadığını anlamadı Ahmetcan. Hollanda'da çok güzel bir sezon geçirdi. Merih Demiral al hazır değil. Arabistan'da Mecbur oynatacak. Başka çare yok. Mecbur ya da oynatacak. Faydalanacak. Bir şeyler yapacak e, orda. Tamam, şey, yani orada ee, yani tabi nasıl oynayacak beşli mi oynayacak dediğim gibi gol mü arayacak hakikaten zor süreçler Şimdi normalde dediğim gibi vasat bir savunman bile olsa vasat üstü bir savunman bile olsa çıkarsın çek yere beraberliğe öyle bir şansın da yok yani o gün çok zor maç olacak çok kuvvetli bir maç olacak. Herkes Çekiye yeneceğimizi düşünüyorlar. Ben bir kere 3 puan alacağımızı hiç düşünmüyorum. Hı hı. Eğer yapabileceklerse beraberlik alabilsinler. Evet, evet Çünkü evet. savunmamız olmadığı bir milli takımla Evet. E, ne konu biz neler konuşuyorduk? Ey gidi Bizim Türk duvarımız vardı bir tane. Ne oldu o Türk gitti. duvarına? Bir tane kalmadı. Beyik de kendini kefaze etti. Evet, yani Meri'nin tek hayır. olumlu şeyi sahanın içerisine girdiğinde... eski Juventus'tan arkadaş Cristiano Ronaldo öyle hemen <laughs> selamlaşmasıydı... Tek olumlu şey. Peki şey, neyi konuşmadık biz? <laughs> Yahu, Cristiano Ronaldo Ardegüle. dalga geçti. no dalga geçti neyle dalga geçti? Adam maçın içerisinde ne yaptı? Dört kere fotoğraf çektirdi. Sağının içerisine ya. dört farklı giriş gerçekleşti. Şey bir tanesi çocuk. gülleri görmezden geldiği haberde gördüm ya ama. Bir burada kalsana. Kaldım. Ben ne anlatıyorum sana? Sağının içerisine verdi. dört tane tribünden izleyici girdi. Ronaldo evet. ile fotoğraf çektirebilmek için İnanılmaz bir şey. O ya. bir tane çocuk var. Çek. Çocuk bir koşu gerçekleştirdi. Yemin <laughs> ediyorum bizim futbolcularımız o kadar koşmadı biliyor musun? İnanılmaz bir o şey. O çocuğun o koşuşu kadar bizim futbolcularımız koşmadı. Fakat ha? ne büyük star ya. Ya maç sırasında bile fotoğraf çektirmek için korsan izleyici giriyor. Bak. Korsan izleyici? Yani korsan izleyici. sahaya ya. korsan giriyor Aa, işte maçın, korsan. maçın olayı ne? Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için maçta dört tane izleyinin içine girmesi. Gelmiş, geçmiş en büyük oyuncuların biri olduğu için biliyorsun. Geçen turnuvada Katar'da iyi bir maç onu yedek koydu hocası. Ya bütün kameralar Portekizli kombineli Ronaldo'ya döndü. Bir de abi farkında mısın? Bu takımda savunmanın bel kemiği 41 yaşında. Ya Pepe'yi konuşalım azıcık ya. Ronaldo düz hesap 40 yaşında böyle şey olamaz. Konuş pepeyi konuş Abi, adam Pepe, bütün 41 yaşında ağlattı inanılmaz bir şey. ağlattı bizi İnanılmaz 41 bağattı yaşında bizi 41 yaşında bir oyuncunun bu kadar disiplinli, bu kadar disiplin bu kadar diri olması inanılmaz bir şey yani gerçekten eskiden anne bir tek kaleciler 40'ı bulurdu. Eski futbolda bugüne Bir de bu sürekli herhalde. koşan, evet. sürekli performans Normalde gösteren şeyler, bir mevki. O, o, burada, e bak portekiz futbol açısından da ilginç. Pepe'nin yerine genç bir çocuk bulunamıyor. 41 yaşında geliyor Pepe oynuyor. hala daha kendi mevkisini koruyor. koruyor. Ronaldo 40 yaşında Ronaldo da 40 yaşında hala oynuyor. İnsanlar sahaya giriyor resim çektirmek için falan filan. Öyle bir inanılmaz yıldız ki Ronaldo bir şey oynamadı yani. Ama ve Onların yeri dolmuyor. Bu ilk defa dünya bunun ilk olan bir şey bu. İlk olan bir şey bu. Ben Arda'nın onları örnek almasını. Daha 19 yaşında bir 20 sene oynaması gerektiğini. Şimdi alıyorum. 40 yaşında Pepe diyoruz. 41 yaşında 41 Pepe, Pepe diyoruz. Pepe, Hadi 90, 30, 39 40 yaşında 40, 40 da diyoruz. Şu an şu zaten durum şu. Bugünkü maçta turnuvanın en yaşlı takımı Portekiz'de, turnuvanın <laughs> en, en genç takımı ...Türkiye karşı karşıya Ama geldi. Ama hangisi genç hangisi yaşlıydı belli değil. olarak bizi ezdiler, geçtiler. Aynen, Bizim futbolcularımız koşmadı. Portekiz oynamadı. Kendi yüzde yüzlerini vermeden hiç hiç bizimle dalga geçer gibi oynadılar. Oynamadan. Çünkü hiç oynamadılar. Oynasalar, oynamadan kazandılar ya. Oynamadan oynasalar darma duman olmuştuk biz. Oynamadan. Daha rezillikleri konuşuyorduk burada. Oynamadan. Altıları Kasam. yedileri konuşuyorduk burada. Zaten kalede altay, kolsuz altay. Bizim gidecek orada bacaksız Kerem Güya ona güvendik de orada gol atacak. Hepsi tek tek, <laughs> tek döküldüler. Kimse kusura bakmasın. İlk maçta Samet'in kafadan kurtardığı maçını övdük. Bu sefer kendi hattıyla ilgili o kadar defans savunma hattında bir kere sen o mevkiyi alıyorsan ilk bileceğin birinci kural yahu geri pas zaten yapmayacaksın. Hadi sıkıştın yapacaksın da Kaleyi boşaltmayacaksın. Ortasına, ortasına göndermeyeceksin. O Samet'in rezilliği. Kaleye Osamed. göndermeyeceksin. Filenin olduğu yere göndermeyeceksin. Ya bu bir kere futbol fısı. okullarının bir ilk kere dersidir ya. İlk bakacaksın, dersi. Bakacaksın, bakacaksın. Bak bu futbol zekası dediğimiz şey var ya... ...bu kafa, beyin, zeka dediğimiz hani bir tek ayakla oynanmayan şey. <laughs> o, o o, bütün her yerden döküldü. Samet Kafadan döküldü, orada. ayaktan döküldü. İkisi de. Şimdi mesela... Orada tek Samet suçlu Altay değil diyorlar. Doğru ama değil. Ama tamam da. Sabet, tamam. Samet tamam. orada kalecisine de bakmadan geri pası lang lung, yani dun dun verdi. Ama Altay da kaleyi boşaltmıştı. Altay sanki Portekiz oyuncu geliyor gibi kaleyi boşalttığı için yine orada Zeki kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Tamam, al vuru, Tam kine. bir rezillik. İkisinin al vuru, de yaptığı bütün futbol okullarında ben eminim hocalar gösterecektir. Bakın savunma oyuncularına fundamental olarak bir asla orçayı bulan kaleyi bulan geri pas atmayacaksın. Seneler önce bir geri pas daha böyle atılmıştı. Fevzi topu sıyırdı gol oldu Fevzi'nin kariyeri bitti. İki kaleci hiçbir zaman şeyini kalesini boşaltmayacak. Kaleyi boşalttığın böyle dengesiz bir topta Hakikaten utanç verici, rezil bir gol yedik. Yani. Ya, ee, kayıtlara utanç geçti. Verici, kayıtlara geçti. Yedi. Utanç verici, rezil bir Şimdi gol Şimdi bir de şu şey konuşalım ya. Bu biz niye ayakta duramadık? Bizim bu futbolcularımız niye ayakta kalamadılar? Yorgun, ne yorgun bunlar ben ya? Ne bu biz, abi? Biz bir kramponlar mı? Bizim bir şeyimizde bizim... Onu söylüyorlar. Biz, bizde bir sıkıntı var vardı. Yani bizde ne Barış ne Yunus ayakta kalabilir Herkes vızır vızır yerlerdeydi ya. Abi şey, O krampon ne bu? olayı ne? Ben dinliyorum şimdi bana çok tuhaf geliyor. Diyorlar ki Portekiz gibi krampon seçmedik Portekiz doğru düzgün krampon seçti. Abi biz bunları konuşacaksak utanç verici ya. Niye? Krampon seçimine Niye, mi geldik abi? Niye? Niye? O Hani maç önünde sahaya çıkıyorlar ya kulaklık takıyorlar falan kulaklıklarıyla böyle bir böyle ellerini arsaya falan böyle bağlıyorlar böyle bir bakıyorlar tribünlere bir de hani müzik dinliyorlar sonra <laughs> biz soruyoruz biz Acaba diyoruz Abdülkerim Bardakçı hangi şarkıyı dinleyerek motive oluyor diyoruz. Onlar da çıkıp böyle sahaya bakacaklarına biraz zemine baksalarda da bu zemin nasılmış diye acaba çivili mi krampon giysek nasıl krampon giysek diye bunun tahayyülünü yapsalarda da vızır vızır ayakta kalsalarda da düşüp yerlerde yuvarlanmasalardı. Bak Montella'nın bir akıl dışı irrasyonel hareketini yeniden vurgulayalım ki çek yamaçıdan önce bu artık yapılmaması. Neyi öğrendik biz bugün? Sen onu çok güzel yakalamışsın. Arda'nın sakatlık riski var. Yorgun morgun değil. Palavra, sakatlık Evet var. iletişim sorunu Peki, acil acil halletmeleri gerekiyor. Arda'nın eğer 19 yaşında Arda'nın sakatlık riski varsa... 70. dakikada Neden çocuğu alıyorsun? çocuğu niye alıyorsun? alıyorsun? Zaten 3-0. Zaten maç gitmiş. Bırak. Oraya işte orada Türk teknik direktörler daha böyle şeydir. Pratik zekalıdır. Daha tırnak içine çakaldır. Ne yapar biliyor o Türk teknik diyor. Hangisi olursa. Cem İlk soy koyar. 1. zaten 3-0. Yazık Son çocuğu zaten sen iki maçta değil süre vermedin be. Yani çocuğu bir sokar. Çocuğu soktuğu gibi Beşiktaşları tatmin eder. Semih Kılıçsoy kendini gösterir. Gider tak bir gol atar. Belli de olmaz. Ve Semih Kılıçsoy'u da devreye çıkardır. Abi bu adamın sakatlığı var. İlk 11'e koyamadım. 3-0 iken sen niye koyuyorsun? Çekya maçında ihtiyacın var. Çekke'yi geçersen ya da en iyi üçüncü olarak çıkarsan bir sonraki maç ihtiyacın var. Yani ben Montella'nın bu tutarsızlığını bir yöne bir sorun var. Yani Mehmet Büyükekşi'yle bir sorun var. Futbol Federasyonu gidici olduğu için bir sorun var. Yani orada hani neler oluyor Almanya'da? Hani bir Shakespeare dizesi vardı biliyorsun. Çürümüş bir şeyler vardı Alimarka krallığında diye. E ama Gürcistan şey maçının var. sonunda hiç bunları konuşmadık. Her şey çok güllük Gürcistanlık. İşte ben öyle demedim biliyorsun. Olumsuzlukta mı yani herkes, bunları böyle Herkes dile olum, getiriyoruz şu anda. Herkes olumsuzlukta Peki, konuşuyor. Tamam, ben o gün olsun. öyle değildi. Ben mesela çünkü... ben, ben o gün de söyledim. Benim o gün attığım tweetlere bakın. Burada da sizi öfkelendirmek pahasına dedim. söylüyorum bu takım hazır değil, bu takım kötü. Tamam. Ben bunları söyledim. Peki peki Çekya maçında ben şimdi Çekya maçından benim beklentim şu. Siz de beklentilerinizi bize yazabilirsiniz. Beyaz futboldan bir e, fotoğraf paylaş. Onun altında artık tamam Portekiz maçı rezil olduk. E, Adabımızda bir yenilemedik. Zaten kağıt üstünde favori olan, hayatımızda hiçbir zaman yenemediğimiz, gol dahi atamadığımız Portekiz'e bu jenerasyonda yine gereğini yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Çok kötü bir sonuç daha aldık. Hanemize yazdık. Geldik Çekya maçına. Çekya maçının matematiğini oluştururken <laughs> Şimdi İstersen, Ben diyorum şey ki, ben diyorum ki biz Çekya'yı zaten yenemeyiz. Benim Çekya karşısında Beraber benim geliyorum. milli takımımdan ben 3 puan beklemiyorum. Çünkü Çekya'nın iki maçını da izledim. Hem Portekiz karşısındaki maçını hem de bugünkü özellikle Gürcistan maçı. Şey Kaldı ki Gürcistan maçından hayli hayli 3 puanı zaten söke söke alırlardı. O maç yine 4'lük 5'lik olurdu. Kalecinin ne kadar iyi bir performans çıkarmasından Doğru. dolayı o maçı 1 bir de tuttular Gürcistan. Doğru, doğru. Bize karşı. Bize bugün. karşı Çekya bugünkü sadece daha Gürcistan maçı olacak. Hiçbir şey oynamasın. Daha ben, iştahlı olacak. Rasim hiçbir şey oynamasın. Evet. Sadece Çekya'nın bugünkü Gürcistan karşısındaki performansını bize oynasınlar. Biz paramparça oluruz. Biz Gürcistan evet. kadar tutamayız Çekya'yı. Sana birileri kızabilir ama ben gerçekçi konuştuğunu düşünüyorum gerçek çık analiz yaptı Şimdi şu fotoğrafa bakar mısın? Handeciğim şu fotoğrafa bir bakar mısın? Senin Hı. arkanda. Tamam. Şurada bir gülen var mı? bak. Şu oyunculara bak. Hakan. Hakan var. Hakan Çalavuz zaten biraz böyle takımın artık Montella ile beraber ikinci teknik direktörü gibi. Bak bugün yani, da hiç konuşmadık. Evet Hakan Çalavuz'a Hakan, Hakan yok. Hakan 11'de var mıydı? Yok. yok. Zaten ha. Hakan Çalavuz'a ben her zaman milli takım performansını başarısız. Yok şey Gürcistan'da ya, güzeldi. E, ben onu da masat buldum biliyorsun sen tartıştık hatta. Evet, çünkü, Ona haber yapmışlar bak, İkisi Hakan tartıştılar kendi diye. Hakan'ı kendi başına otur izle. Gürcistan maçındaki bütün giriş çıkışları pas dağılımının hepsinin geçit yeri Hakan'da. Hepsini Hakan'da attı. Doğru. Ama ben Hani orada bir tek frikik atamadı diye Hakan kötü denmez. Değil. Tamam orada biz tartıştık biliyorsun. Farklı Bu maçta var. Hakan ben bakarım burada Aa Hakan ilk 11'de varmamış diye kontrol edelim Ben Hakan anlayamıyorum. Ben bugünkü maça bu kadar motivasyonsuzu anlamıyorum. İşte Arda Turan konuşmuş. Arda Turan da arkadaşımdır. Demiş ki ben hocanın doğru yaptığını düşünüyorum. Arda Güler'i diğer hedef maçlara sakladı. Niye diye soktun abi o zaman 70. dakikada neden soktuk? Bak bir Tribün şey baskısı. var. Tribün Bir şey var. Tribün baskısıyla. Şimdi topu. orada Spor'un başkanı da gitmiş onu da söyleyeyim. Spor'un başkanı da futbol federasyonunun bütçesine gitmiş. O Murat zengin başkanı. adamdır yani anlamıyorum. O zaten şimdi daha konuşmuyoruz onları. Onun sonraki programları konuşacağız. Oradaki ya Batı medyasında çıktı. Türkler buraya aşiret haline geldiler. Diye. Herkes ne geldi. kaç kişi daha? Hayır seni daha... niye rahatsız ediyor bizden insanların gitmesi? 650 kişiyi federasyon kendi bütçesinden götürürse ha, o zaman haberini duyamazsın. Dur ne olur? Aa harika! Sahar'ın güzelliklerini konuşalım. Hocamız doğru yaptı falan <laughs> gibi Arda Tuğra'nı bile etkiler. Çünkü niye? Kulübünün başkanı orada. Belli ki orada yönetimle arası iyi falan. O yüzden diyorsun, falan. diyorsun ki Montella ile ilgili yapmış olduğu tercihleri Sen haklı şimdi bulduğunu yaptı, bak, yaptı. Bak ben niye seni millet diyor ki ya Hande Coştu abartmıyor mu? Ben seni hoş, hoşuma gidiyor. Niye biliyor musun? Belki o kadın duyarlılığıyla da biraz aşırı konuşuyorsun ama ben onların yalakalığını görünce... nerede aşırı konuştun? Ya ben öyle diyorlar ya. Yani. Ben, tamam. Ben, ben seni anlıyorum. Ben neyindeyim? Peki kim, hangi aşırı, neyi aşırı çok, konuşmuşum? Yani şu an işte kolsuz dedi, kolsuz. Kol, kolsuz, Altay kolsuz. <laughs> Ayaksız. Şimdi bu zaten sosyal medya kolsuz. dili. <gülüyor> Ayaksız <gülüyor> Kerem. Kerem benim Galatasaray'ın benim oyuncum. Oyuncu tabii tabii. Ben tabii, şimdi tabii. onu öyle değil, ben gördüğümü konuşuyorum. Haklısın. Şimdi bak bugün ben diyorum, ben diyorum ki Hakan Çalhanoğlu için diyorum ki Hakan sahada var mıydı diyorum. Ol miydi diyorum. Kızanlar var ama ben gerçekçi ol düşünüyorum diyorum. Çünkü Eş yani gerçekçisin bana göre. Bir de ben diğer kanalları görüyorum. Evet. Aa arkadaşlar daha şansımız daha hiç Portekiz maçındaki rezaletler yok. Niye? Oradalar, beraber Almanya'dalar. Ne güzel. Otelde. Aa nasılsınız? O zaman medya faaliyeti bitiyor. Basın faaliyeti bitiyor. Basın faaliyeti ne oluyor? PR faaliyetine dönüşüyor. Hande PR. basın orada yorum özgür yorum haberci bak sen ne diyorsun bu orada yorgun mu hasta mı öğrenmeye çalışıyoruz öğrenemiyoruz orada tabii mesleğini yapmaya çalışan insanlar da var dışarıdan gelenler de var herkes de orada şey değil yani fon, fonla gidenler değil kendi bizim kendi gitti tabii. baktım şeyler Mehmet Demirkollar kendi gitti falan tabii. ama Gazeteler de maalesef, gazetelerin de çökmesiyle çoğu gazete bütçe ayırmamış. Buna benim çalıştığım gazetelere dahil TFF'nin bütçesinden hepsi gitmiş. Şimdi orada... Ama çok az gazetecimiz var orada bu maalesef arada. çok az. Çok az. Çok üzücü. Ben basın toplantılarını takip ediyorum. Aynen, bravo. Çok az. Onu iki tane onu basın... Onu geçen Mehmet de söyledi, Demirkoğlu da Basınlar söyledi. Biz var. çok daha fazla olurduk burada dedi. Ben bu işi anlamıyorum dedi. Bak dikkati dedi. çekmiş işte. Çünkü niye? Oraya, şimdi mesela Mehmetler hakikaten Mehmet gibi yorumlarında bence yanlışlıklar vardır ama gazetecilik yapmaya gittiler. Habercilik yapmaya gittiler. Diğerleri PR'a gitmek durumunda kaldı. PR yaptılar. Orada sen federasyon senin her şeyini karşılarken Mehmet Büyükekçi'ye ters bir soru soramazsın. soramazsın. Sorsan da der ki Doğru. hadi çıkışını veriyoruz. Aynen Montella'ya da aynı şekilde. Montella'ya e de ters bir soru evet, soramazsın. Orada objektif sorular yöneltemezsin. Gidiyorsun orada işte meşhur ismini de vermeyeyim meşhur otele. Orada hepsini vermiyorum sen demin beni için. Ha. Oraya gidiyorsun. E oradan oraya gidiyorsun. Şeyi bile fe federasyon karşılıyor. Aradaki otobüsleri bilmem neyi. Ne yapacaksın? PR yapacaksın. O yüzden eleştireli ka kapalı, kapalı şu anda. Yapamayacaksın. Montella. Ya sonra, bu Arda Güler'i niye koydun? Ona oradaki ki, bağımsızlar sorabilir. Tamam sonra ya. diyeceksin ki işte zaten rakip Portekiz'de. Zaten Aa, rakip Portekiz olduğu için Aynen. ne bekliyorduk? Yapamazdık. Siz ne bekliyordunuz ki Be Bizim beklediğimiz şuydu. Ve eski futbolcular da var. Eski futbolcular da var federasyon bütçesinde gider. Takım harika. Ne yapsın? Yine de en iyi 11'i o çıkardı. Bunlar söyleniyor Türkiye'de. Kim Onu söyledi ya, ya yine 11'i en, en iyi çıkardı diye? Söylemiyorum isimleri. Şimdilik söylemiyorum. Kolu, bir bir daha yayınlarla söyleyeceğim. Montella'nın çıkarmış olduğu bu kadroyla ilgili tek bir olumlu herhangi bir şey söyleyemez. Söylenecek bir yanı yok. Çünkü elimizde kalır. Ama ben. sen eğer Montella'ya ya e, affedersin bir dandik Gürcistan galibiyeti yüzünden çok pahalı saat hediye eden bir federasyon başkanının finansmanıyla oraya gitmişsen yorumcu olarak Montella buna rezalet diyemezsin. Onun için ben senin söylediklerini helal olsun Andicim diyorum. Niye? Oradakiler orada ya büyük ekşiyle yapılan röportajlara bak bakayım. Kanal ismi zikretmiyorlar. Orada söyleyince alınıyorlar. Bir genç bak. <laughs> Alınmış, üzülmüş. İsimini vermeyeyim. Bir sürü bir sürü kişi bana büyük röportaj yaptı. Lütfen hepsini tek tek seyret anneciğim. Sen hmm. seyredin büyük röportajı. Evet, canını. evet. Kanal ismi vermiyorum. Hepsi bir röportaj. Hepsi bak. Burada sistem yanlış. Gazeteci arkadaşlarımız çünkü. alınmasın. Ben söyleyince alınıp üzülmüş bir arkadaşımız. Çiğdem isimli bir arkadaşımız. Aa. Gerek yok evet. Çiğdem Günal. Bizim bu da? Budağan. herhalde. Ne dedin? Evet yani... Hayır ne dedin ne dedin? Ya o, röportajı röportajını PR röportajı gibi gördüm. Öyle olunca üzülmüş ama tek o değil. Burada mesela Çiğdem değil Çiğdem. Bir başarılı bir muhabir arkadaşımız. E sana mı ulaştılar? Ama, evet tabii dolay dolay evet. Tabii. Erkut Bey Allah aradı. Allah Allah. Aa konuşsun. bizim Erkut. Evet bizim buradaydı Erkut biliyorsun. Hayır anlıyorum. Hayır Çiğdem'in röportajıyla ilgili Erkut mu seni arayıp da Çiğdem üzüldü dedi? Ama şöyle çünkü yani Çiğdem'le hiç hukukum yok. Erkut'la hukukum var. Haklı ama Erkut'u ben yani Allah o kendi aramış ben onu hani Erkut'u asla kılamıyorum. Bilakis ben hiçbir gazeteci arkadaşımızı kırmak istemem ama andeci bu bir sistem sorunu. Yani oradaki ne arkadaşım? Sen aslında sonu. sadece Çiğdem'i eleştirmedin. Ben Çiğdem'in ismini de bilmiyordum. Yani tamam. Sonradan baktım tamam. Aa, güzel Anladım. çok Hepsi güzel. Hepsi bizim güzel. Yani meslektaşımız Arkadaşımız, arkadaşımız Aynen öyle. Sen tanıyorsun zaten. Tamam yani. aynı tabii canım tanıyorsun. birlikte TV'da çok aynen. mesai harcamasak da aynı kanalda emek verdik. E şimdi şimdi Erkut'la ben tanıyorum. Erkut benim zaten evet, aynı, aynen, bizim aynen. Bizim meslektaşım beraber Erkut hatta dönmüş. Dönmüş Türkiye'ye. Çalıştık beraber. Şimdi burada sistem sorunu var. Yani sadece o değil. Sistem federasyon bütçesinden gidilmesi problem. Orada hatta bir arkadaşıma bana ulaştı. Abi dedi tüm masrafları ödeniyor. Yani hani spa'ya gittim masaj yaptırdım. onda Onu da federasyon ödüyor. Yok artık. Evet. <laughs> evet. Yani <laughs> odaya yazdırılan her şey de <laughs> evet. federasyon tarafından. Evet. Ya bir çok abartı bir şey olursa herhalde ne yaptın? derler onu bilmem. Ama ama hani böyle çok pahalı viskiler vardı şimdi markasını vermeyeyim de uyardım beni. Ama bir öyle bir şey yaptım falan olma ama bundan eminim gittin spa'ya masaj yaptırdı bunu federasyon hmm. yani Bütün sistem olarak orada kulüp başkanları da var. Bak ben ne Murat Özkay'ı da tehdit ettim. Eyüp Spor Başkanı. Galatasaray'dır bir yandan da. Hı hı. Onu da tehdit ediyorum. Kulüp başkanları, federasyon bütçesinden nasıl gider ya? <laughs> Gazetecilerle gitmemesi. Kesin, Kesin bir bir hepsi. Orada tamam da var. hani Murat Başkan da Federasyon federasyonun federasyonun, federasyonun ben sanmıyorum. Federasyonun şu anki federasyonun davetlisi olarak gitmiş. Aksi bir şey varsa Murat e, Bey zaten bize u, ulaşır. Ama benim gördüğüm listede... Bu bir iddiadır. I, ne? Yani i̇ddia bilgi. Çünkü hani Murat Başkan öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bilmiyorum yarın sana Murat ulaşır. Federasyon destekli falan o değil ne? de. Hayır. Federasyon listesi yani var. Gidiyorsa zaten kendi gidiyordur. Gitmesi lazım zaten. Hani çünkü zaten hani milli adam. maç yani her türlü aha, herkes gidiyor. Federasyonun listesi var. Hatta o listeyi açar, bugün bilseydim bakardık. Çok sayıda isimler var. Kulüp başkanları var, federasyonun kendi çalışanları, bayağı da bir insan var. Yani hmm. hani, çaycıya, temizlikçiye kadar hepsini götürmüşler. İki gazeteciler var, çok sayıda. Her kurumda. Ve kendi gazeteleri vermiyor. Bak çok zor. Veya kendi televizyonları vermiyor. Dijital medyaları olanlar da var. Bunları kim götürüyor? Futbol Federasyonu götürüyor. Hmm. Bu Sen de federasyonla... farklı bir şey şu anda parmak Abi, basıyorsun. O zaman bunda. orada gazetecilik yapılabilir mi? Sen diyorsun ki haber alamıyoruz. Arda sakat mı? Yoksa Arda yorgun mu? Maç sonundaki açıklamaya kadar netleşti mi ben sana soruyorum anneciğim? Maç sonundaki açıklamayla Arda'nın sakatlığı, sakatlığı netleşti. Konuşuldu. Daha önce o kadar gazeteci var orada. O bilgiyi alamıyorlar. Zaten finansmanla gidenler soramıyorlar. Diğerleri de sorsa bile işte Mehmet Demirkoğlu dediği gibi çok az kişi izledi aslında onlar. Çünkü muhtemelen diğerleri o basit toplantısına geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Ama o hani daha böyle Çünkü Çünkü o basın toplantısında. Onda, sen inceledim diyorsun. onu, o o onu sen Ben izlemedim basır basır. E, çok aslında e, arkasında yatan neden hani yorgunluğu biz kabul etmiyoruz. Bunun başka bir sebebi vardır diye aslında çok sormak istemişler ama hemen üstü kapatılmış. Evet, hani evet, geçiştirilmiş evet. ve buna cevap verilmek istenmemiş. Daha sonrasında bazı işte iyi gazeteciler bunun çok fazla böyle altını deşmeye çalışıp içeriden haber almaya çalışınca <laughs> Arda'nın bu yorgun nedir bu yorgunluğu 18 yaşındaki çocuk diye aslında sakatlanma riski olduğu o yüzden bizim için daha önemli olan çek maçına saklanacağı konusunda bu sakatlık muhabbeti yapılmış. Şimdi sen Ama Bu yazıldı işte mı yazılmadı. Bu işte bu iletişim eksikliği en önemli şey. Peki sen, sen federasyon açısından Hı iletişim eksikliği Peki biz normal sokaktaki izleyiciler, okuyucular açısından ne eksikliği? Enformasyon eksikliği. Sen normal bir Hande Sarıoğlu yani te gazeteci, televizyoncu değil de Hande. Elim oyuncu olsaydın futbola meraklı bir televizyon oyuncusu. İzliyorsun Arda'nın sakat olup olmadığını maçtan önce öğrenmek isterdim. Doğru mu? Herkes öğrenmek Okumak ister. Isterdi. Ya çünkü herkes mi? izlemek yok, istiyor. Yok bilgi yok. E tamam bilgi, işte. a, bu bilgi Montella'nın ağzından kaçırmasıyla çıktı. Halbuki oradaki gazetecilerin görevi o bilgiyi önceden patlatmak. Soramadılar, sordurtmadılar. Öğrenemediler. İşte öğretme, öğrenemediler, lafından, 2 saat sonra bütün şey patlamalıydı. Yorgunluk değil sakatlık. Manşet atılmalı. Evet. O Riski. He, yorgunluk sakatlık riski. Bizim için, Maheseti bizim için daha hatırladım. önemli olan Çekya maçına saklıyoruz. Dün ben başka bir yayındaydım. Yorgunluğu duydum, şok oldum. Yanımda Herkes Oktay aynı var, Oktay Derelioğlu var, Ümit Özat var, iki futbolcu. Dedim abi bu yorgunluk ne? Hem şok oldu. Evet, orada biliyorum. da spor gazeteci değil. Ama bu şekilde bu sistem burada sistem sorunludur. Evet. Hiçbir arkadaşımızın suçu yoktur. Tamamlayacağım. Bütün Son sözlerimi söyle kapatayım. Valla çok sayıda hani bizim Türk futbol ekosisteminde klaksondan başka her yerlere ses çıkıyor. Çok sorumlu. Anladın mı? Hani tamam sen ya. E, olayı program, sağ içerisinden çıkartıp bir ekosistem Tamam sorumlu. sen yöneticilere birazcık dikkati çektin bu konuda. Aynen, aynen. Peki ben sağ içerisinde kalayım. Maalesef ki Gürcistan maçından çıktıktan sonra konuştuğumuz o olumlu hava ya da güvendiğimiz havayı Portekiz maçına yansıtamadık efendim. Evet. Bazı umutlarımız vardı yine bizim. Ama ilk 11 açıklandığından itibaren maalesef Montele'yi eleştirmeye başladık. Ve bu eleştirilerimizin de sonucunu aldık. Eleştirmekte ne kadar haklı olduğumuzu aldığımız kötü sonucun yanında aslında çok kötü yani yenilmek var, yenilmek var sözündeki muhabbet var ya işte o yediğimiz kötü gollerle aldık. E şimdi önümüzde bir çek maçı kaldı. Her şey bitti mi? Bitmedi tabii ki. Hem ikinci çıkabiliriz hem de aynı zamanda en iyi üçüncülerden dört kişi çıkacak altı grupta. Yine çıkma muhabbetimiz var. Önümüzdeki Biz maçlara bakacağız. Çıktık. Hatta ilk başta çok sende söyledik. Biz çıktık dedik ama çıkmamıza rağmen durum iyi gitmiyor. Bunu belirtmek lazım. Eğer Çekya Hayırlısı. maçına bu Portekiz'deki halimizle çıkarsak Çekya'dan en az 5 yeriz. <laughs> Bak ben sana söyleyeyim. Yani çok hırslı olurlar diyorsun biz sen. Biz Gürcistan'da çizdiğimiz, Gürcistan maçında çizdiğimiz çizginin çok daha üstünde bir çizgi çizmek durumundayız. Ben bence de. Çünkü Çekya küçümsenecek, sanacak bir takım değil. Çünkü bizim şöyle bir handikapımız var. Bizim savunmamız yok. Bizim kalemiz güven vermiyor. Savunma hattından itibaren biz Çekya gibi bir takımdan çok gol yeriz. Şimdi önümüzdeki... Aynen. Kırmızı Ve beyaz futbol programı bitense. 26'sında evet. Çekke maçımız 26'sında Maç 22'de başlayacağı için Biraz daha geç başlayacağız Burada sabaha kadar konuşacağız tamam. İnşallah güzel sonuçlanır İnşallah, i̇nşallah üçüncü maçlar ve grup tamamlanmasının ardından çok daha güzel şeyler konuşuruz. Teşekkür ediyorum Rasim Ozan. Ben Bize katılanlar sizlere de teşekkür ederiz. Gece gece 26 Haziran Çekya maçından sonra güzel sonuçlarla inşallah, i̇nşallah. güzel bir havayla bir başkadır benim memleketim Şarkı şarkılarıyla söyleyemedik bugün maalesef. gruptan çıkışımızı <laughs> takip edeceğiz ve konuşacağız diyelim. İyi geceler dileyelim.